eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İkimizin de ikinci evliliği. Öyle mi? Annemin de ikinci evliliği. Kaynananın ikinci evliliği. Benim annemin de ikinci evliliği. Ay sinirim bozuldu. Ne alem oğlum var ya? Özke Şanlı kimmiş? Sahtesi çakması kimmiş? Bugün onu da göreceğiz. Maalesef. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Alışverişi yetiştirememiş. Bu mantığı sıfır diyorum, sıfır. Sıfır numara. Masayı kuramamış. Ya bu çiçek de benim bilmem. Arabanın üstüne gelin arabasını süslüyor. Onu düşünebiliyor musun? Yemeği yetiştirememiş. Vallahi beğenmedim. Evde patates haşladıydım. Keşke getirseydin. Gerçekten kendinize güvendiniz mi bu programa girmek isterken? Zuhal Topal'la sofrada yepyeni lezzetleri ve çok çekişmeli bir bölümle haftanın dördüncü gününe başlıyor. Bugün iddialı kayınvalidelerimizden Ayşe Hanım ve gelini Memnune'ye konuk oluyoruz. Ve işte karşınızda sunucumuz Zuhal Topal. Büyük finale bir gün kala sizlere Esenler'den merhaba diyorum sevgili izleyenler. Öz Trakyalı olduğunu iddia eden kayınvalidemiz Ayşe Hanım ve gelini Memnune için zili çalıyorum. Duydunuz değil mi? Ne de güzel çalıyor. Ben Memnune Erdem, 29 yaşındayım. Yarışmaya Edirne Keşan'dan katılıyorum. İlk evliliğimden oğlum 13 yaşında, ikinci evliliğimden dünya güzeli bir kızım var. Ben Ayşe Navvant, Edirne Keşan Karasat köyünden katılıyorum. Eşim sosyal medya üzerinden bana mesaj yolladı. Beni görmüş, bana mesaj yolladı. İlk başta tabii tepki vermedim. Daha sonra öyle bir konuşmamız oldu, buluşmamız oldu. Daha sonra da evlendik. Benim oğlumun da ikinci evliliği, iki tane kızı var. Baştan söylemedi, son zamanda söyledi. Ondan sonra baktım bir hafta aldı getirdi gelini. Benim de kanım ısındı fakat sonra tedirgin oldum. Niye tedirgin oldum? Bir oğlu olduğu için belki pürüzler çıkabilir sandım. Benim de iki torunum var. Acaba olur mu olmaz mı? Bir tereddütte kaldım. Kalmadım değil. Ama iyi ki de gelinim olmuş. ₺15.000 benim. İddialıyım. Parayı aldığım zaman da güzel bir tatil yapmayı düşünüyorum. Ne tatile düşünüyorsun kızım? Bak 4 tane çocuk var. Eğitimine. Eğitimine yoğunlaşacağız. Seni de alacağım. Seni bırakır mıyım ben hiç? Torunlarımı bırakamam hiç. Bakma ben burada kaldım, torunlar orada. Öpücük de ver. Ya Memnune bu ne tatlı bir şey maşallah, Sübhanallah. Boncuk bak gidecek, bırak bakayım ne gidecek. Kendi anne bırakın bakayım ne yapacak. Kaç yaşında? Oyna kızım azıcık. Oyna kızım azıcıkına. Oyna kızım azıcık. 1,5 maşallah güle güle. O ne kızım? Oyna kızım azıcık hadi. O ne kızım? Hadi. Oynuyor mu? Ne oyunlar ne oyunlar. Trakyalılık var sende değil mi?
Ay oraya gitme kızım, orası tehlikeli madde. Danger orası, danger. Eyvah. Gördünüz mü? Bana geldi Zuhal Hanım. Ay bırak bırak ya. Çocuğu bırak. Bırak. Aa, kameralara oynuyorsun Ada yine. Hoppa. Gitti mi? Sonra yine istiyorum onu. Onu yine istiyorum. Nasıl tanıştınız Yaşar şeyle, Memnune'yle? Biz sosyal medyada tanıştık. Ah bu sosyal medyayla karşımıza. İkimizin de ikinci evliliği. Öyle mi? Annemin de ikinci evliliği. Kaynananın ikinci evliliği. Benim annemin de ikinci evliliği. Ne o çift dikiş bütün aile? Çift dikiş de gidelim. Sen ne diyorsun ya? Özellikle seçmişler sanki birbirlerini. Gerçekten öyle. Aynen. İkinci evliliği oldu. İlk evliliğinizden var mı çocuğunuz falan ikinizin? Benim bir oğlum var. Benim iki kızım daha var. Toplam üç kız. Oh maşallah. Bir de bu dört tane oluyor. Oh maşallah. Hepiniz aynı evde yaşıyorsunuz. Hepiniz yaşıyorsunuz. Onlar anneleriyle mi yaşıyor senin önceki evliliğinde o çocukları? Ben de. Birisi annesine, annede kalıyor, biri annesinde kalıyor. Ha biri sende, biri sende. Ama yine görüşüyoruz yani. Aynı senin oğlun? Benim yanımda. Oğlun senin yanında. O kaç yaşında? 13 yaşında. 13. Oh maşallah. Adalina'nın kardeşleri, aynen. Abileri var. Aynen. Sosyal medyadan tanıştınız. Eşim sosyal medyadan beni buluyor. İstek falan yolluyor. Sadece selam yazdım baştan. Ne münasebet? Herhalde şey yani. Niye? Aa, yani resimden dolayı mı bu kadar etkilendin? Resimden çok etkilendim, böyle aşık oldum. Ben evleneceğim dedim direkt. Allah direkt Allah. Dedim ben seninle evleneceğim dedim. Üç günlüğüz, ben seninle evleneceğim dedim. Sonradan ben bir cevap verdim. Ne kadar sonradan? Üçüncü günde işte ben seninle de evleneceğim dedi. Bir 6-7 aylık bir flörtlüğümüz oldu. Güzel. Ondan sonra evlenme kararı. Bir daha da bırakamadı zaten beni. O beni bırakamadı. Peki sen oğlum bu kadar alelacele tekrar hani evleneceğim edeceğim ben falan. Ben inanmadım başta, şaka gibi geldi. Vallahi. Bir hafta aldı getirdi. Bunların şakası yok bu evlilik konusunda. Çat 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 evleniyorlar. Yani ondan sonra gel bir hafta ben anıma gittim. Neredesin oğlum diyeyim, geç vakit geliyorsun. Anımdan geldim. Senin hanımın köyde çocuğunun yanında diyeyim. Ne hanımdan bahsediyorsun? Bu yeni hanım anne. Bu hocam. Aynen. Ama anne eşimden de beni kıskanıyor. Özellikle açık giyinmemde, açık giydiğim zaman hemen kızım onu giyme, işte ben seni gözümden sakınıyorum falan. Anne diyorum hani eşim izin veriyor. Sana ne oluyor? Aynen tabii. Ondan sonra hayır diyor, eşin izin verse bile diyor, önce bana soruyor. Benim yanımda ona göre giyince evde istediğin gibi giyin diyor. O da kocası yerim, var anam sen artık. Tabii canım, aynen. Gireceksin. Sen hiç karışmaman lazım. Sahilde, denizde bildiğin gibi kız. Kayınvalidede şeyin var. Bu arada bu da çok kıskanç. Sen de mi kızdın? Bu falan. Bu ailede bulaşıyor, bir şey olduğu zaman herkes her şeyi yapmaya başlıyor. Hep takipte ama beni. Ama şimdi... Vallahi bak. Nasıl takip? Nerede takip? Telefona uygulama var, bir tane indiriyor. Ha, gece gündüz dinliyor beni. Uygulaması. Hayır öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Mesela şimdi telefonu koyuyor böyle. Telefon ön kamerası tavanı gösteriyor yani. Öyle dinleyebiliyor beni. Böyle görüyor tabii. Ama ilk evlendiğimizde... Aynen. İlk 1-2 yıl boyunca hep evde... Hani bir yer çarşıya gidiyoruz birlikte. Evde mesela hani çarşıya arkadaşlarıyla zaman bile geçirmiyordu 1-2 yıl boyunca. Ha sonra? Sonradan bayağı bir açıldı. Artık. Açıldı. Tabii yeter, nereye kadar oturacak seninle? Gece dışarıya çıkmalar, geç gelmeler. Arıyorum. Erkek adamlarım istediği zaman 10 defa arıyorum, 20 defa arıyorum. Gurur duyması lazım değil mi? Evet, gurur duyması lazım. Duyacak, geceleri geziyorsun diye. Yani. Vallahi erkek benim kocam bir gezer, bir gezer. Böyle gezen koca yok, gezen koca. Ya. Geceleri mesela çok, nereye çıkıyorsun? Çok olunca şaşırıyorum. Nereye? Telefonları 10 defa arıyorum, baraja 20 gidiyor. Defa arıyorum. Baraja telefonlar baraja meşgul alınıyor. Balığa gidiyormuş adam ya. Aynen. Balık avına gidiyor. Tabii canım. Zannediyorum. Balık takılırsa oltaya diye onun şeyidir. Aynalı sazan. Artık ne varsa kefal mi olur, barbun. Aynalı sazan var, ne var başka bir şey? Aynalı sazan be. Tabii. O balık sen neden bizi yemiyorsun? Sen vejetaryen olduğun için. Gelmiyor. Sen vejetaryansın, hiç şey yapma. Balık yemiyor musun sen? Et tüketmiyorum. Hiç et yemiyorsun. Aynen. Ne yiyorsun? Sebze. Ben de o kadar organik tavuk büyüttüğümüz datmıyor bile. Ben boşanıyordum bile buna et yemiyor diye. Hayda! Sen de boşanma yeri arıyorsun. Allah Allah! Ne kolay size boşanmak, tekrar evlenmek yahu. Aa, ne zamandan beridir öylesi? Ya doğduğumdan beri herhalde et sevemedim gitti. Doğduğundan beridir evet. Mi? Hamur genelde işi yiyor musun? Hamur işi ya. Var ama tamam. Genelde sebze. Şimdi ben senin menüyü daha çok merak ettim. Et de yok, evet. Et pişireceğim. Var var. Etimiz et var. Et var. Var. Menüyü bir baştan saysana Memnune. Menümüz soğuk ayran aşı çorbası. Ay bak! Yemin ederim bu kadar olur. Geçen gün çekim arasında asistanımla gittik, dedik hadi bir şeyler yiyelim şurada. Soğuk ayran aşı çorbası içtim. Dedim ki şunu niye biri yapmıyor ya? Evet. Ben eskiden beri de çok severim, yaparım. Hem diyet yapanlar için, hem besleyici, hem tok tutar,
Hem de kalorisi az. Dedim şunu bir gelinimiz yapsın dedim, bak sana kısmetmiş. Soğuk ayran işi, bravo. Evet. Ondan sonra kendi ellerimle mantı yapacağım. Ne diyorsun? Bildiğimiz mantı. Evet. Yoğurtlu, bol yoğurtlu. Ondan sonra elbasan tava yapıyorum. Kuşbaşıdan, o kuşbaşından. Evet. Yanında? Yanında pirinç pilavı. Tamam. Ondan sonra salatamız yeşil salata. Yeşil salata. Evet. Tatlı olarak da taş ekmek tatlısı var. Taş ekmek tatlısı. Evet. Aa, taş kadayıfı biliyordum ama taş ekmek Trakya bölgesinin mi? Yok, aslında Trakya bölgesine bizim o tarafta yönelik çok değil. Yapıyorlar ya. Hmm. İnternete özgü bir tatlı. Evet, olsun. Olsun, güzel olsun da. Aynen. Ne olursa olsun. Yani peki. Kendime inanıyorum, güveniyorum. Hadi bakalım. İnşallah 15 bin lirayı da alırız. İnşallah, yarın büyük final çık. Çok az kaldı yani. Ben de güveniyorum çok. İkisine sen de, güveniyorsun. Yani kazanacağım 15 bin lira benim. Hadi bakalım şimdiden inşallah. Şimdiden söylüyorum. Evet, benim için beklenen gün geldi. Ama ben şunu gördüm onda, şunu izledim dün. Herkesten bir ikişer puan kırdı. Dedi ki hiç kimse benim gelinimi geçmesin. Çakmak yaşanlıyla özk yaşanlıyı ayıracağız bugün. Menüyü genel olarak basit buldum. Ayşe Hanım'dan daha farklı bir menü bekliyordum. Çünkü çok iddialıydı. Başından sonuna kadar hep çok eleştiri yaptı, yorum yaptı. Onu göreceğiz bugün. Çok büyük konuştu ya. Herkes de 3 puanlar verdi. Döktürdü herkese 3'leri. Bugün de onun günü, bakacağız biz de. Edirne usulü olsun dedi. Özke Şanlı kimmiş, sahtesi çakması kimmiş, sen çakmasın ki bir şey anlamıyorsun, hiçbirini çıkaramamışım menüne dedi. Bugün onu da göreceğiz. Kıyametler kopacak bugün masada. Bugün ben yeni bir destan yazıyorum. Beklesin beni. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Tamam canım, müsaadenizi. Hadi kolay gelsin, bol şans, iyi alışveriş. Sağ olun. Çok tatlış, çok sempatik. Bu arada sevgili izleyenler... Maalesef hava çok sıcak bugün. Bir de bulutların nemi var. Çok sıcak. Cam kapı açtık. Buradan da metro geçiyormuş. Bir ses de... O ne ya? Futbol sahası mı var orada? Halı saha var karşıda. Tabii halı saha da var. Aa! Top oynayabilirsiniz. Fenerbahçe'nin yeri karşıda. Halı saha! Evet. Aa! Fenerbahçe'li misiniz? Yok değiliz. Ne? Hangi takım tutuyorsun? Ben genelde Galatasaray'ı tutuyorum. Genelde mi? Yani sorarlarsa ortama göre değişiyor. Sen ne enteresan bir adam çıktın başımıza ya. Genelde. Yer yer Beşiktaş. Aynen tabii. Gün gelir Galatasaray'ım. Bakarsın. O tarafıma denk gelir Fenerbahçe olur, bir Trabzonspor olur. Yani, tabii, genelde öyle. Hepsini gönlünü alıyoruz ya. Hepsini ya Galatasaray. He, anladım. Üstünü değiştiren Memnune markete koşmaya başladı bile. Evet, markete hazırlandık. Hemen hızlı bir şekilde gidip alışverişimizi yapıyoruz. Memnune, tayt giymişsin. Evet. Çabuk Memnune, çabuk. Yemekleri sabırsızlıkla yapmak istiyorum. 15 bin lira benim. Bir tane program var. Nerede? İnternette. Ha, onu telefonunuza yüklüyorsunuz. Evet. Mesela şimdi sen ne kadar eşime güveniyorum desen, evet, yalan atıyorsundur. Yükle bak mesela enişteye, gör. Bana mı diyor ya? Her şeyi gör. Tabii. Aynen. Bir saniye, ne çıkıyordu benim eşime? Secesini döküyor aşağıya. Ne yaptın? Ne, kalp atışı bile duyuyor. Hadi canım. Vallahi bak. Sen nereden araştırdın bunu? Niye buldun ben sen? Ben hepsini araştırıyorum. Garantiye aldım. Korkudan. Yok, çok kötü bir şey. Yani bak şuna evet, da varım. Diyebilir ki bir insan, erkek yahut kadın. Güveneceksin tabii. Ben kardeşim, evlilik bana göre değil. Bir evin yükümlülüğü bana göre değil. Aynen. Ben bekar hayatı daha çok seviyorum. Evlenmesin, saygı duyuyoruz. Aynen. Herkesle evlenmek ve baba ya da anne olmak zorunda değil. Ama evlenmeyeceğin kimisi, anlamına bak şimdi, hobi olarak evlenip de insanları niye üzüyorsunuz? Niye kırıyorsunuz kalpleri? Aileler de üzülüyorsun. Kolay bir şey değil. Boşanmak bir travma. Sırf macera olsun, o programı yüklüyor koca gün. Şey eğlence yapıyorum. Olsun, eğlence diyor, olsun. Vallahi bak macera, öyle... adrenalin. Aynen. Bakayım nereye aynen gitti. Aynen, arabada kimler var, kiminle geziyor. Allah Allah, ya çok garip. Bir de hanımı, benim arkadaşın hanımı arabasına ön camına şey almış böyle. Aparat almış, telefonu oraya asıyor. Orada göreceğim telefonu ben her zaman diyor şimdi. Ama çocuk bilmiyor o programın yüklü olduğunu. Şimdi çocuk da asıyor oraya. İşte ayna gibi her şey, kabak gibi ortada. Hızlı hareket eden gelinimiz markete giriyor. Kayınvaliden herkese 3 verdiği için çok tepki aldı. O yemeğin lezzetine göre eleştiri yapıyor. Başta onun için lezzet önemli. Masa düzeni önemli. Annenin herkese 3 vermesi normal mi? Beğenmediyse verir. Yani kadın ne yapsın, beni düşünüyor. Sana da 3 verirlerse? Ben elimin lezzetine güveniyorum, zannetmiyorum. Annem diğer kayınvalidelerden bahsetti mi? Az çok bahsetti. Ama hepsi iyiler. Ayşe Hanım neden çok müdahale ediyor sana? Çok kıskanç, çok. Her şeyime karışıyor benim, her şeyime. Kıyafetine bile laf etti. Aynen, özellikle kıyafet konusunda çok karışıyor. Ama tabii... Ben aldırış etmiyorum. Yani eşim izin verdikten sonra... Aldırış etmiyor musun? Yani ona ne?
İstediğimi giyerim, istediğim yere gezerim, tozarım. Kayınvaliden eşinden önce beni dinlemesi lazım diyor. Hayır, önce eş, sonra anne. Ayşe Hanım her zaman oğlunu mu tutuyor yoksa? Tabii ki de oğlunu tutuyor. Gelinler kayınvalideleri sevmez. O zaman sen de sevmiyor musun? Yok, seviyorum. Kayınvalideler de gelinleri pek fazla sevmez. Sürekli eleştiri yaparlar. Komşularla falan dedikodu yaparlar. Benim gelinim şöyle, benim gelinim böyle falan filan diye. Sen de dedikodu yapıyor musun? Arada sırada tabii ki de. Olacak o kadar. Kadın dediğin dedikodu yapar mı? Yapar. Arkadaşlarını falan bulduysa, ki dedikodu yapmayı seven arkadaşlarım var. Kayınvalideleri bazen arada kaynaştırıyoruz. Çocuk varken ikinci evliliği yapmak zor mu? İkinci evlilik evet zor bir şey, güven isteyen bir şey. Ama insan bir süre sonra yalnız olunca, hayat şartları zor olunca ikinci bir eş arıyor. Menün iddialı mı? Bu yemeklere güveniyor musun? Evet iddialıyım. El açmam var benim, mantı yapacağım. İlk üç gelinde el açması yaptı. Ama ben yoğurtlu mantı yapacağım, mantıma da güveniyorum. Senin başka gelinin var mı Ayşe abla? Yok. Yok. Bekar oğlum var üniversite mezunu. Ha bekar evlenecek. Kızı falan. Bir daha katılırım belli olmaz. Hayır o evlenir. Tamam bir daha bir daha. Biz belki o taraflara geliriz. Hayır ben götüreceğim onu. Getireceğim buraya yani evlendirme. Sen kardeşini de. Halledeceğiz onu. Emin misiniz onu evlendirmek istediğinize? Evet hazır yani. Aynen, askerliğini hazır. De yaptı. Ha iyi evliliğe hazır kıvamı geldi. Okulu da bitti. Sen bulursun ona bir kısmet Yaşar. O kolay iş. Tabii canım. Önce bu programı hizmet kardeşine. Bu sevmez öyle şey. Sonra. O istemez öyle şey. Benim gibi değil o. Evet sen de biraz öyle şey. Bir rahatlık ben sezdim. Bir özgüven böyle. Ama gelişte yani. Biraz şarapaldan dışarı kayıyor. Şarapoldan aşağı. Ha yokuş aşağı. Yani yokuş aşağı gidiyor. Sen de tut, ben gidersem sen de çek arkadan. Ama çek arkadan. Ama tutabildiğim kadar tutuyorum. Aynen. Ne kadar zapt edebilirsen. Yani. Ama şimdi yeni de çocuk var. İnşallah memnun eve ikimiz. İnşallah. Aynen. O da çok iyi birisi zaten. Evet artık mutfağa geçelim. Memnun'e de gelir şimdi. Evet. Hadi bakalım güzel sohbetti valla. Yardım istiyorum. İşte beyefendi de geldi. Yardım. Et suyu nerede? Et suyu istiyorum. Et suyu burada. Çabuk. Koş Memnun'e koş. Et suyu. Arkanda. Buldum. Sırada ne var? Kabartma tozu. Aldıklarını işaretleseydin keşke. Etlerim hazır mı? Hazır. Hemen etlerimi alıyorum. Çabuk Memnune çabuk. Listeni kontrol et. Çok dikkatli bak. Tuz. Tuz. Çabuk Memnune. Az daha tuzu unutuyordun. Vallahi haklısın. Son 3 dakika. Bitti. Kasaya gidiyoruz. Aldıklarını kasadan geçiren gelinimiz bakalım ne kadar ödeyecek. Borcum ne kadardır? 192 lira 20 lira. Paran ucu ucuna yetti. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Aman buyurun Zuhal Hanım. Çok teşekkür ederim. Altın fincanlarla sana kahve sunuyorum. Altın mı? Evet. Gerçek altın mı? Evet. Şaka. Evet. Aa bakayım. Tabaklar da doğru da ama senin mikserlerin biraz eksiltti. İyi ki altın olduğunu şu an öğrendi. Yoksa onu alır götürür. Gerçek altın. Gerçek altın. Evet. Nereden? Keşan'dan mı getirdiniz bunu? Başka taraftan, yurt dışından falan. Yani yurt dışından, özel. Ay çok teşekkür ederim. Bana hediye ediyorsunuz herhalde bu fincanları. Olabilir. Çok, ben bunları okuturum güzel fiyatı diye. Çok teşekkür ederiz. Vallahi altın fincanda kendimi kraliçe gibi hissettim. Evet sen kraliçeden daha üstünsün. Aman estağfurullah. Evet. Evet, hadi yemekleri yapmaya gidelim. Elizabeth'i bilir misin, İngiltere kraliçesi? O benim anneannemin... Senin yarım kadar olamaz. Gerçekten. Bu kadar zaten. Yani. Anneannemin liseden arkadaşıymış rahmetli anneannemin. Tabii anneannem göçtü gitti, bu maşallah 180 yaşına geldi. Ya ben böyle sen otursana. Ben sen. Hayır. Valla sen oturman lazım, ben sana kurban olurum. Allah etmesin. Aa, ama böyle şimdi mutfak birazcık dar. Dar, onun için tek sandalye koyalım. Ama böyle, olmaz ki böyle ya. Üç gün üç gece burada başında dururum seni. Yapma ya, o kadar sürecek mi işimiz? Ben sana hastayım. Teşekkür ederim. Ya, çok sağ ol, elin emeğine sağlık. Gerçekten ya söylüyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet artık altın fincanda kahve içtiğime göre bundan sonra bir pırlantalı, evet, tek taşlı, zümrütlü yakutlu şöyle. Pırlanta az gelir yani. Lazım. Bak kendi ne bak. Evet. Aa kapı çaldı. Yaşar gitti herhalde. Aa altın fincan ayol. Kes. Ben geldim.
Hoş geldin. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Altın fincanda kahvemizi içiyoruz. Sıradan bir gün yani. Ayşe Hanım gelinine yardım edip alışveriş torbalarını boşaltıyor. Gelinimiz farkında değil ama çok önemli bir şey unuttu. Hadi canım. Bence çok çok önemli. İşe edecek de biraz. Çıkar bakayım neymiş, çıkar ortaya bir şey unuttum. Ver ben de açayım. Bunu bana ver. Burası dar. Neyi unuttu acaba? Neyi unuttu ya? Bir şey unutmamışsındır be. En önemli şey. Pirinç. Pirinci mi unuttu? Evet. Maalesef. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Defalarca sordum Zuhal Hanım. Unuttuğun bir şey var mı? Listeni kontrol et. Hala zamanın var dedim. Ay çok üzüldüm şimdi. E ne olacak? Bulgur pilavı. Ana yemeğin. Yapacak. Pirinç yok Zuhal Hanım. Pilav yok ama kolayı var. Ne? Bir şeyler düşüneceğiz. Ne düşüneceğiz? Tüh be çok kötü oldu. Vallahi bir finale bir gün kala görüyor musun Ayşe abla? Ben bugün şoktayım yani. Bu bile değildi bizim gelin. Ha sen git üstünü değiştireceksin evet. Mi yemek ha? Biz çıkartırız. Sen git üstünü değiştir. Devamını biz halledelim. Geç. Ben de çıkacağım zaten biraz da. Sen burada rahat çalış çünkü çok dar burası. Kızımız rahat rahat yemek yapması için müsaade edeceğim. Foxconn TR'ye başvurularınızı bekliyoruz. 0543 ile başlayan numaramızdan ulaşabilirsiniz. Veya Zuhal Topal'la sofralı sayfamızdan da bize ulaşıp yarışmacı olabilirsiniz. Benim kendi hesabım da var Zuhal Topal diye. Oradan da yazın. Evli olmanıza gerek yok kızlar, hanımlar. Sözlü veya nişanlıysanız programımıza yarışmacı olabilir. Tam 15 bin TL'yi Cuma günü büyük finalde o dakika bizden kazanabilirsiniz. Çok değil, 2,5 saatçik yemek yapacaksınız, 15 bin TL'yi alacaksınız canım. Daha ne olsun, yurt içi yurt dışı, Türkiye'nin her yerine gidebiliriz. Yurt dışında da her yere gelebiliriz. Yeter ki siz davet edin. Başvurularınızı bekliyoruz efendim. Ayşe anneciğim, misafirlere pilav ikram etmeyecek misiniz? Evet, belki komşudan falan bulgur bulgur isteyip, burada yok galiba evde. Yapsın ama söyleyecek tabii bunu. Tabii, çünkü görünce diyecekler tabii, biz pilavı. Sen zaten üçleri yapıştırıyordun. Al sana ellerine koz verdim valla. Ya ben diyorum ya. Şu notları bu kadar kıt tutmayın Ayşe ablacığım. Çok kızdım sana dün. Bak seviyorum, hoşsunuz, iyisiniz ama şu puanlarınızı sevmiyorum. Çok düşük. Bak yapma bak görüyor musun? Gün geliyor ne oluyor işte. Bunları hep hesaplamanız lazım. Benim gelinim de bir şey yapamaz, yetiştiremez. Biraz toleranslı olun. Hataları birazcık görmezden gelin bazılarını ki. Başlayalım artık istersen. Vallahi başla hadi kolay gelsin 2,5 saatin. Sen gel böyle bu pirinçle ilgili neyse sen başla da konuşuruz bir yandan. Pirinç almayı unutan gelinimiz bakalım nasıl bir çare düşünecek? Ne yapacaksın? İsteyecek mi komşudan evet, falan? Evet evde maalesef olmadığı için pirinç komşudan isteyeceğim. Anladım. En azından hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Doğru belki onu... Gerçi annenin üçleri karşısında ne kadar tolere edebilirler bilmiyorum. Belki puanları biraz bol olsaydı senin o hatanı bilmiyorum belki de yine de görmezden gelirler. Belki insaflı davranırlar inşallah. Çünkü yarın büyük final 15 bin TL. Maalesef evet. Kötü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok önümüze bakacağız. Ama elimin lezzetine güveniyorum. E tamam diğer yemeklerin güzel olur inşallah. Aynen. Onu da öyle kapatırsın. İnşallah. Diğer yemeklerin lezzetiyle el basan tavaydı efendime söyleyeyim mantıydı. Bir de uğraştırmalı ha yemekleri. Zahmetli de yani mantı falan. Bu arada 15 bin TL'yi kazanırsan ne yapacaksın? Tatile gitmeyi düşünüyorum. İyi hadi bakalım inşallah. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyenlerimize. Daha yayınlandığımız ilk haftalardan bizi yine zirveye taşıdınız. İzlediniz, ilginize, sevginize, güveninize çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibim adına teşekkür ediyorum tabii ki. Çünkü Kıbrıs'ta 60 derece sıcakta vallahi canla başla çalıştılar. Güzel bir açılış yaptık. Sonrasında da İstanbul'da da büyük bir özveriyle çalışıyor ekibim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Burada olan olmayan montaj ve diğer dışarıda koşturan ulaştırma görevlerimize dair. Bütün o koskocaman aile olduğumuz artık ekip de demeyeyim aileme. Eşim Korhan Bey'e de çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Nice böyle güzel, başarılı, sağlıklı, keyifli programları inşallah bu sezonda gitsin. Bu sezon büyük sürprizler var dedik. 15 bin TL anında Cuma günü büyük final yarın. Ay bugün de Memnune yarışıyor. Bakalım memnun edebilecek mi kayınvalideleri? Hoş pirinci unutmuş olsa da bakalım o açığı nasıl kapatacak bugün. Heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor. Yarın da büyük final. Kime gidecek acaba? Kime? Değil bana. Mi? İnşallah. İnşallah. Ne yaparak başladın? Önce eti koyacağım. Evet ilk baş etimizi haşlıyoruz, pişiriyoruz. O yemediğin eti? Evet maalesef. Evet. Sen şimdi tatmazsın da yemeğinden. Nasıl olacak? Sürpriz yani bu. Kayınvalidem yanında. E peki şöyle sebzeli mevzeli bir şey yapsaydın bari. Yok, ana yemek. İllaki kayınvalideler genelde et istiyorlar. Et istiyorlar evet. O yüzden. Et seviyorlar.
Ama annen çok düşük puanlar verdi. Herkese 3. Ama şey, Zuhal Hanım yemeklerim yani... Aa yok, hiçbiri üçlük değildi. Vallahi gerçekten hiç bana savunma yani. Ayşe abla, hiç kusura bak, çok sevdim sizi. Çorbası mükemmeldi yani. Ama o zaman 3 mü verelim? Zuhal Hanım, ama kayınvalidem yani. Önce... biz kayınvalidemle biraz konuştuk. Önce yemeklerin lezzetine bakacağım dedi. Sonra masa düzenine dedi. Aa, sen inanıyorsun üçlük olduğuna yani sofraların. Ya kayınvalidemin damak zevkine güveniyorum. Eğer üçlükse, üçlük bir puansaydı hani hak edeni verir. Vallahi hiçbir üçlük değildi. Çok gönül rahatla, sen inan bana. Sen inanma bu kayınvalidelere. Bunların elleri kıt, gitmiyor başka puanlara. Bir kebap yapmıştı, üstü kupkuru, altı birbirine geçmiş mesela. Ama el açması şeyleri de vardı, pidesi vardı, şu busu. Vardı, kiremit gibi olmuş. Kiremit mi? Kiremit gibi ya, yani yarısı. Çok sert. Bugün Trakya yarışında kimin gerçek olduğu ortaya çıkacak. Pirinç pilavını tane tane bile say, o kadar güzel olurdu. İşte taneyle sayacak pirinç bile yok elimizde. Ama işte ya, buna üzülüyorum. Bak buna çok üzülüyorum. Tuzu bile unutmuştu, ben söyledim. Ya! Ha. Gerçekten. Ama o kadar çok konuşturuyor ki insanın eli ayağı birbirine karışıyor. Çok konuşuyor, ona yemek yok. Ona yemek yok mu? Yemiş zaten yiyeceğini ona sabahtan. Yemek yok. Hayret, bizim oranın hanımları kolay kolay bir şey unutmaz ama ben de şaşırdım. Keşanlı değiller mi acaba? Sizin oraların yok, mı? Yok hayır. Keşanlıyım ben Zuhal Hanım, bilmiyor musunuz? Yo. Evet Zuhal Hanım. Ben niye hatırlamıyorum? I don't remember. Really? Yes. Surprise. Keşanlıymış Mikser. Aa! O da çakma olmasın sakın. Aa, olabilir. Fake. Sen fakesin. Karazıt köyü var biliyor musunuz? Bilir misiniz? Karazıt köyü varmış. Biliyor musunuz? Ben tabii ki biliyorum. Peki Beyköy'ü biliyor musunuz? Beyköy'ü biliyor musun? Biliyorum. Ha. Çoban Çeşmesi'ni? Her zaman gidip geldiğimizde. Küçük Doğanca var. Lalacığı biliyor musunuz? Lalacık. Kesin Keşanlılar Zuhal Hanım. Bak ya, bir de işte çıkıyor zeytinyağı gibi. Ha kendi Keşanlı, bunu kabullendik, inandık. Bir de seni teyit ediyor utanmadan. Kesin Keşanlı. Kesin Keşanlılar. Ben çakma değil. Ama yemekleri sayamayınca senin çakma Keşanlı olduğunu düşündüm. Senin menüde var mı? Dur bakayım şey, sizin yöreden bir yemek. Keşan yöresinden bir şey var mı menüde? Hayır. Mantı. Mantı yoğurtlu ama normal mantı. Mantı. Ama normal yoğurtlu mantı. Mantı. Şimdi Sami Hanım'a gün doğdu Mikser. Sami Hanım diyecek ki hani Keşan yöresinden biz yaptık öyle, sizde niye yok diyecek. Ama mantı bizim özel yemeğimiz, orada mantı, yoğurtlu mantı. Mantı, el açması. Bunlar Tekirdağ az şeylerde değil aslında. Nerede onun bir papaz yanisi? Onu görseydik keşke. Haz ve öz Keşanlı olarak. Şimdi ne yapıyorsun Memnune? Eti koydu, buğdayı koydu, eti nohutu... Koydu. Herhalde ayranışı çorbası için. Ay bu arada eşin ne makara ya. Ne güldük ne güldük. Boşanmış 6 arkadaşından bahsetti bize. Bir de o bir program yükliyormuş. Tavana kadar görüyormuşsun. Aynen öyle. Şimdi bu an ekran başında bana yazacaklar. Ay o program ne de Zuhal Hanım? İsmi nedir? Söyleyemem tabii. Ne gerek var öyle antin kuntin şeylere ya. Güvenin birbirinize, dürüst olun yeter. Tabii tabii. Yani. Evet. Sık boğaz etmenin de bir manası yok çok fazla. Ya tabii ki. Her şey dozunda, kararında. Hayatta her şey denge. Zuhal Hanım, damadımız Yaşar'ı annesi Ayşe Hanım şımartmış. Gece dışarı çıkmasına destek veriyormuş. Öyle miymiş? Demin de dedi ya, ne var çıkarsa çıkar diye. Erkek adam yapar diyor. Olmaz. Ama yanlış. Hiç sevmem o lafı, yanlış. Olur mu öyle şey? Erkek de kadın da güvenilir olacak, dürüst olacaklar. Evet, fazla sıkmaya gelmez. Bu kız gidebiliyor mu arkadaşlarıyla dışarı? Evet. Hayır. Daha ne? İzin almadan. 10 kere telefon ediyor. Bir kere etse dediğini yaptıracak. 10 kere etti. 10 kere mi arıyorsun günde? Yerine fazladır. Gelmiyor yani. Fazladır mı? Evet. Daha fazla arıyorsun. Günde 10 kereden fazla arıyormuş Memnun'u. Çok arıyorsun. Arka arkaya aradığı için bu şartları ama arıyor. Ama telefonlarıma cevap vermiyor Zahir Hanım. Meşgule atıyor bir de seni. Aynen. Ama Yaşar da şüphe çekecek için. Üzerine her şeyi yapıyormuş. Zaten 6 tane arkadaşı boşanmış. Yani. Daha evvel de bir takım bir şeyler olmuş. Niye bu kadar kıllattırıyor seni yani? Bir de hani ben gerçekten de ikinci evliliğimi, hani ilk evliliğimden sonra güvene bağladım. Güven çok tabii önemli. Tabii şimdi ilkinde öyle şeyler yaşadıysan maalesef. Evet. İnsan da ister istemez bir güvensizlik zaten oluyor. Eşim öyle bir şeyler bir yapar kişi, mı? Hayır yapmaz. Bir kişi yapmaz. Öyle de öteki de öyle olacak diye bir kanun yok. Bilmiyorum. Yani tabii canım. Yani herkesi de aynı şey kefeye koyup evet. Bir önceki yaşadığın şeyin faturasını bedenine de onu ödetmenin de bir mani. Her iki taraf için söylüyorum. Ben hem kadın hem erkek için söylüyorum. Kurumun evliliklerde... yarısı yaş da yanıyor. Aynen öyle. Yani. Güveneceksiniz birbirinize. Aşırı evet. Güvensizlik de sorun çıkartıyor. Aman öyle çok sık boğaz etmeyin birbirinize ayol. Dürüst olun.
Belki işi vardır, açmıyordur telefonunu. Meşguldür, bir şeydir. Mesaj atmıyor mu sonra? Hayatım, açamadım işte. Hayır. Ben nerede? Atmıyorum. Yaşar. En kızdığım noktada kızım hocam. Söyle oğluna, mesajlarına geri dönsün. En azından cevap yazsın. Ben söylerim kızım, yapmaz öyle. Söyle de. Söyle. Gelinimiz soğan ve sarımsağı mutfak robotundan geçirirken elbasan tavanın etleri ve ayran aşı çorbasının buğdayları ocakta haşlanıyor. Kaç dakika geçti mikser? Zuhal Hanım, 14 dakika geride kaldı. Oo, iyi, 2 saat 15 dakikan var. Var var. Zamanı var ama pirinci yok. Pirinci ne yapacağım? Zaten çok da panik. Panik mi? Panik misindir? Şimdi acaba toplandı biraz. Biraz şimdi iyiyim, relax. Hem panik, hem heyecanlı, hem vejetaryen. Eğer bu eti çıkarırsan kızım, yani hep sofrada bak ne kadar net olursa ben beğenmedim. Evet. Yani annen hiçbir şeyi beğenmedi. Dün ama şeye çok güzel dedin. Çorbaya mükemmel dedin. Kıvamı güzeldi. Ama bir tık, bir tık sıvı olaydı. 3 çok yani. Kayınvalidemiz Sıdıka Hanım da her şeyi yiyordu ama 3 veriyordu dedi. Evet, ha, Kıbrıs'ı Sıdıka teyze. Evet, Sıdıka Hanım, Madonna. Mükemmel, muazzam dedi. 3. 7, 3. Açın söyleyin, açın artık. 3. Buyurun Sıdıka Hanım, siz de açın puanınızı. Aynı. 3. Ah, çevir bakayım. Tamam. Niye 3 verdin? Sen her şeyi çok beğendin, 7. Gelinim de oynadı be hanım. Buyurun, çeviriniz. 3. Ah. 4 daha 8. Ben de 8 vereyim kendime. Ha, aha 3 vereceğim, 3 dedim. Buyurun Sıdık Hanım, siz de açın ve söyleyiniz lütfen puanınızı. 3. Aa, gelin yine hemen. 333. Yani bunu hiç unutmayın. Ay Tuncay çok tatlıydı ya, buradan selamlar. İç bin 333, iç bin 333. Sizin de öyle oldu masalar, 3333. Hadi ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade. Bugün biraz fazla sizin kalamayacağım. Kusura bakmayın. Çünkü burası tamam, gerçekten canım. Çok dar, evet. Sıcak. Evet, annen, ben, sandalye. Bu sandalyeyi alıversinler arkadaşlar, evet, dışarı. Evet, sen de rahat rahat. Hadi bakalım çok pirinci ne yapacaksın teşekkür bilmiyorum. Bol şans inşallah. Tatlım benim canım. Onu bir şekilde kota. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben arkadaşlarla bir halı saha maçım var. Oraya tamam. İniyorum. Hadi. Bekliyorlar hadi dışarıda. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anneciğim, pirinç almayı unuttuk gelinin. Evde de pilavlık bir şey yok galiba. Yok. Karşıdan komşuda soracağım. Varsa ondan alacağım. En azından hiçbir şey yapmamaktansa. Bu durumu kayınvalidelere söyleyecek misin? Evet, söyleyeceğim. Vicdanlarına kalmış bir şey puan konusuna geldiğimiz zamanla. Acaba komşu da var mı? Bakalım. Kısmet. Bakalım mı? Bakalım. Ne zaman bakacaksın? Bir şerbetimi ateşe koyayım, ondan sonra. Ayşe Hanım, Memnune'nin pirinçleri unutması önemli mi? Pirinci unutsa da önemli değil. Niye anneciğim? Masa boş kalmaması önemli. Lezzete bakalım. Komşudan alacaksınız yani. Komşudan alacağız. Bunu yapmak yasak biliyorsunuz ama komşudan aldığınızı kayınvalidelere söylerseniz izin verebiliriz. Açık açık söyleriz yani, şey değil. Pirinç almayı unutan gelinimiz tatlısı için şerbet hazırlayıp kaynamaya bırakıyor. Evet, ben 2 dakika hani komşuya kadar gidiyorum. Tamam. Bir pirinci var mı soralım. Tamam. Anneciğim, gelinin pirinç bulabilecek mi? Komşuda var mıdır? İnşallah bulur. Bulamazsa ne olacak? Çok yani, çok üzüldüm. Pirinci unutmuş. Fevkalade pilavı çok güzel yapıyor. Memnune hemen karşı komşusunun kapısını çalıyor. İnşallah vardır. Arzu ablacığım, ben bir yarışma programına katıldım ama evet, maalesef market alışverişinde pirincimi unuttum. Evet. Sende pirinç var mıdır? Pirinç yok da bulgur versen olur mu? Olur. Bulgurumuz da olur. Olur mu? Olur. Bulgur mu? Maalesef onunla da yetinebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol ablacığım. Bakabilir miyim? Bulgur pilavı mı yapacaksın? Evet, bulguru yapacağım. Bulgur da sebzeli yapacağım. Sebzeli mi? Evet. O zaman bununla ekstra puan bile alırsın. Artı üstüne artı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çabuk Memnune, çabuk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bulabildin mi? Şak, gelinimin şansına. Anneciğim, pirincimiz yoktu, bulgur buldum. Sebzeli bulgur yapacağız. Olsun, fark etmez. Tat önemli. Bulgur da tane tane olacak, lezzetli olacak. Bir de sebzeli yapacakmış. Olabilir, daha harika olur. Üstüne ekstra puan da bekliyor. Ekstra puan bekliyoruz yani. Ekstra puan bekliyorum. Çünkü kayınvalideler için unutmuş olabilirim ama en azından ana yemeğin yanına gidecek bir pilav çıkartıyorum. Pirinç almayı unutup komşudan bulgur alan gelinimiz bakalım kayınvalideleri nasıl ikna edecek?
Şimdi neye başlıyorsun? Ben şimdi bulguru aldım. Güzelcecik bulguru yıkayacağım. Komşudan aldığın bulguru mu? Evet, komşudan aldığım bulgur. Yarışmamızda bir ilk daha. Acaba yemeğinizi eksik sayıp bir puan verebilirler mi? Hayır, haksızlık olur. Neden? Çünkü ben el açması mantı yapıyorum. Artı elbasan tava yapıyorum. Dana etinden yemeğim, ara sıcağım, çorbam, artı tatlımı, salatamı yaptıktan sonra biri hak etmiyorum. Yani saymam. Ama menü eksik görünecek. Evet, pilav, pirinç pilavı olarak eksik ama onun da yerine bulgur pilavı, komşudan aldığım bulgurla tabii ki de ilave ediyorum. Kayınvaliden her şeyi tam olan masaya 2 puan vermeye kalktı. Tam benim için tam değildi. Bunlar için tam olabilir. Benim için 0'da da 2 verdim, fazla. Pirinç pilavı. Benimkini beğenmedi. Hamur olmuş dedi. İnşallah onlar tane tane yapar. Tel tel olur. O zaman yeriz. Ben zaten bu menüde en çok pirinç pilavına dikkat edeceğim. O kadar tescilli pirinçlerimiz var. Bir de benim pilavımı da çok eleştirdi. Memnune, neden sıcak bir çorba tercih etmedin? Halen havalar sıcak olduğu için sıcak bir çorbayı tercih etmedim. İnşallah kayınvalideler de beğenir. Onun için soğuk ayran aşı çorbası yapmak istedim. Ki lezzetli de, bunu evde de yapıyordum. Elin lezzetli mi gerçekten? Eşim özellikle annesinden fazla benim yemeklerimi daha fazla beğeniyor. Hadi sen abi öyle de. Ne yapacak seni kırmamak için? Öyle sevmek zorunda. Hayır. Gelinimiz hazırladığı ayran aşı çorbasının yoğurt sosunun soğuması için buzdolabına bırakıyor. Annen sana diğer kayınvalidelerden bahsetti mi? Bahsetti mi? Evet, biraz bahsetti. Kayınvalidemin üstüne bayağı bir gelmişler. En çok kim gelmiş? Rakip olan. Rakip bizim Keşanlı. Evet. Yani çakma Keşanlı. Siz niye anlaşamadınız anneciğim? İki Keşanlı olmadı masada. Olmadı demek. Olmadı. Çakma Keşanlı ile öz Keşanlı'yı ayıracağız bugün. Zamanı azalan gelinimiz mantı hamurunu yeni yoğurmaya başladı. Bu hızla giderse büyük sorunlarla karşılaşabilir. Hamurumuz oldu. Olmaz olmaz diyorsun, yetişemezsin diyorsun. Hadi bakalım. Beni panik ediyorsun. Ama bak, hamur bile oldu. Hamur oldu ama daha onu açması ve içini doldurması var. Açması kolay, içi de kolay. Zamanı bittikçe ve yemekleri geciktikçe telaşlanan gelinimiz mutfağın da dar olmasıyla ter içinde kaldı. Memnune, rahat etmek istiyorsan üstünü değiştirebilirsin. Tamam. Ama zamanını durduramıyorum. Tamam, problem değil, yetiştiririm. Hadi o zaman koş Memnune, koş. Anneciğim, diğer kayınvalideler bulgur pilavını kabul etmezse ne olacak? Benim için önemli olan pilavın olup olmaması değil. Bulup buluşturup koydum sofraya. Benim için bu önemli. İnsanlık hali mi diyorsun? İnsanlık hali, unutulabilir. Anneciğim, farkında mısın? Ortada bir şey yok ama kızın hala giyiniyor. Hadi Memnune, nerede kaldın, çabuk? Geldim. Koş. Hoş geldin Memnune. Hoş bulduk. Üstünü değiştirdin ama yine terlemeye başladın. Maalesef yapacak bir şey yok. Çok sıcak. Mutfağımız küçük. Anne. Benim gelin o kadar zorlamayın. Gelinimiz çorbası için kaynattığı buğdayları süzüp beklemeye alıyor. Bakalım sırada ne var? Şimdi pilavımı yapacağım sebzeli. Bulgur pilavını yapıyorum. İstersen bulgur pilavını hiç yapma. Hayır yapacağım. Zaman kaybedersin. Yapacağım. Bence kayınvalideler yok sayacak. Sayamazlar. Sonuçta ben hakkımı isterim. Menüde olmayan bir yemeği yapıyorsun. Bak evet. Ne kadar şey oluyor, gördün mü? Ne oluyor anneciğim? Onlar için bak nasıl ter döküyor benim kızım. Bunları göz önünde bulundurmalarını isterim. Unutulsa da menü eksik ama şey yani. Boş değil en azından. Bugünü de göreceğiz. Tadı, tuzu. Ayşe Hanım'a da buna çok önem verdi dün. Olmamış, pişmemiş, lapa diye. Bakalım da bugün. Ona göre de değerlendirmesini yapacağız. Karşılıklı herhalde atışırız gibi geliyor. Menü eksik sayılırsa bir bile verebilirler. Eğer vicdanları varsa eksik puan vermezler. Artı etimi güzel pişirmeye önem gösteriyorum. Ve pilavımı komşudan bulguru almama rağmen yapıyorum pirinç pilavının yerine. Soğanları ve biberleri kavurduktan sonra tenceresine domatesi ve bulguru alan gelinimiz pilavını yetiştirebilecek mi bakalım?
Memnune gayet sakin görünüyordu ama çok heyecanlandı ve panikledi. Bu sabah çok felaket. Bak pilavı unutmuş pilavı. Hiç bile değil yani, yanından bile geçmez aslında. Nasıl oldu? Alışverişi de seviyor demiştiniz. Seviyor. Yani onun için şaşırdım. Daha hala şoktan çıkamıyor. Tuzu bile ben söyledim. Öyle değil mi Memnune? Doğrudur. Sıra mantının hazırlanmasında. Kıymasını yoğuran gelinimiz masada hamur açıyor. Memnune iddialıydı. Ben hızlıyım diyordu. Ne oldu? Öyle dedi işte, ne bileyim. Şaşardım. Onu da doldurup gelene açacak. Mantı ama tadı el açması mı yoksa hazırdan da yapıyorlar yufkadan, öyle bir şey mi bilmiyoruz. Göreceğiz bakıp onu, tadını. Söyleyip duruyordu ama mantı, el açması. Bunlar Tekirdağ'a az şeyler de değil aslında. Bakın kim geldi. Dur, yetiştirdin mi? Yetiştiriyorum. E şöyle. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz vallahi, ne olsun ya. Çocukla mı ilgilendin? Çocuğu uyuttum geldim. Yaşar, biraz Memnune'ye destek ol istersen. Eksik bir şey var mı? Evet var. Ne var? Pirincimiz eksik, onun yerine bulgur yaptık sebzeli. Tamam, başka? Şimdi ana yemeğimi hazırlıyorum. Eşim pilavı çok güzel yapıyormuş. Çok harika yapıyor. Aynen, gerçekten. Pilavı çok güzel yapıyor. Ama pirinci almayı unuttum. Aksilik de gitti, evet. Başka şey unutsaydı üzülme şey etmezdi yani. Yaşar, bunu bahane edip kayınvalideler düşük puan verebilir. Hayır, aksine tam fazla bile vermeleri gerekiyor. Çünkü buldum, buluşturdum ve ana yemeğimi yanına koyuyorum. Sence verirler mi Yaşar? Bence yetiştiremeyecek. Nasıl yani? Sen de yetiştirecek dedi, yetiştirsin hanım. Ben de eşine moral vermeye geldin zannettim. Benim hepten moralini bozmaya gelmiş. Yetişmez mi Yaşar? Bizim masayı kursun da. Gerisi önemli değil mi? Eyvah! Patates de düştü. Heyecan yaptı şimdi. Benim yanımda çok heyecan yapıyor. Beni görünce heyecanlanıyor. Hadi güveniyorum sana, hadi. Moralsiz eşine destek olan Yaşar, Memnune'nin rahat hareket etmesi için mutfaktan ayrılıyor. Yaşar geldi ama moralin yine düzelmedi. Evet ama yetiştireceğim. Emin olsun. Patatesleri soyup doğrayan gelinimiz hemen tavaya alıyor. Hadi Memnune, hadi daha hızlı. Son 32 dakika. Hangi yemeğe geçtin? Sosunu hazırlıyorum Elva Santavan'ı. Domates sosu değil o zaman. Hayır değil. Nasıl peki? Kopya mı çekiyorsun? Evet, biraz öyle oluyor. Gözümden kaçmaz Memnune. Yumurta alabilir miyim? Hemen yumurta, 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 yumurta. Zamanı geçtikçe iyice panikleyen gelinimiz hiçbir yemeğe odaklanamıyor. Yoğurdumu dolaba mı koydun? Yoğurdu dolaba koydum kızım. Yoğurt. Gelinimiz ana yemeği olan elbasan tavada da yoğurt sosu kullanacak. Hani bir nohutu falan bir kaşıkla karıştırsana soğusu. Çorbayı hazır koy, edeyim. Tamam. Soğudu kızım. Soğudu zaten. Tamam, onu getir. Şunları... Oldu mu? Tamam, problem değil. Gelinin burnunun dikine gidiyor anneciğim. Biraz öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Memnune bildiğini okuyor. Şu an ne yaptığını bilmiyor galiba. Elim ayağım birbirine karışmış bir şekildeyim. Un, yumurta, süt ve yoğurtla hazırladığı sosu karıştıran gelinimiz bir yandan da tatlı için ceviz içi öğütüyor. Sosu sürekli karıştırman gerekmiyor mu? Yok, beşamel sos değil, bu normal sos. Beşamelden farklı mı? Evet. Yapılışı benziyor ama. Aynı onun gibi de bir yumurtası var şey içinde. Gelinimiz elbasan tava için kullanacağı güveç kaplarına önce patatesleri, sonra haşlanmış etleri alıyor. Salçamı alıyorum.
Salçanı nerede kullanacaksın? Salça yemek için. Hangi yemek? İçine koyacağım. Güveçte elbasan tava için. Çok az zamanı kalan gelinimiz salçalı sosunu hızlı hızlı karıştırıp güveç kaplarına döküyor. Anlaşılan Memnune artık daha telaşlı. Salçalı sosu hepsine döktün mü? Evet. Hepsine dökmedin sanki. Hayır döktüm. Hepsinde var. Yok. Elbasan tava. Ne alaka? Bu ne lahana turşusu? Nerede kaldı bu? Yemeklerin çoğunu açığımdır ama her şeyi de yemem. Seçiciyimdir. Özellikle de bugün bu menü için asla benim için tercih edilmeyecek. Elbasan tava. Bu ne ilk defa duydum ben ama ne olduğunu hiç bilmiyorum bunu. İşte duymadım yani. Börek mi? Yoksa yemek mi? Tava yazıyor ama tavada et olur bence. Gayret benim eti beğendi vallahi. Hiç kimsenin bir şeyini beğenmemişti. Benim etim süper, çok güzel olmuş dedi. Beğendi. İçine neden su koyuyorsunuz? Güveçte olduğu için. Memnune elbasan tavayı fırına verdikten sonra çorbasına geçiyor. Hanımlar son 21 dakika. Vay vay. Deme öyle. Çek. Çabuk Memnune çabuk. Nefis bir çorba bu, biliyor musun? Çok güzel. Ben de çok güzel yaparım. Aynen, ben de çok güzel yapıyorum. Haşladığı buğdayları hazır nohutla birlikte soğuttuğu yoğurt sosuna karıştıran gelinimiz ayran aşını tamamladı. Hemen çorbam hazır, dolaba tekrardan koyuyorum çorbamı. Ayran aşı. Hoppala paşa malgara keşan. Ayran aşı bizim oralara ait olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum demiyorum. Hayır, bizim o Trakya'ya has bir çorba değil. Ayran aşı çorbası. Hem sıcak yapılıyor hem soğuk. Hava sıcak olduğu için soğuk yenirse daha güzel olur. İçinde ne olur ne olmaz hiç bilmiyorum. Ayranlı bir şey, çünkü ayran ismi adı üstünde. Ayranlı bir şey mutlaka. Ayranı içer uyuruz orada masada. Şimdi neye başladın? Şu an tatlıma geçtim. Galiba yetiştirebileceksin. Evet. Ne kadar süren var? Kaç dakikan var? Son 3-4 dakika. Ya. 3 dakika değil, yalan. Son 4 dakika. Hayır, olamaz. 5 olsun. Hayır, olamaz. Tamam, gerçek süreni söylüyorum. Söyle. Son 20 dakika. Ya. Ama ortada da bir şey yok. Yoğurt. Çabuk, çabuk, çabuk. İşte böyle, hızlan. Kızım burada var. Nerede? Yoğurdu nerede kullanacaksın? Tatlıda. Tatlıda mı? Evet. Hem süt hem yoğurt. Allah Allah. Yoğurt ne yapar anneciğim? Daha kabartır, şu bile güzel olur. Keşanlı menünüze basit demiş. Onun menüsünü de gördük. Hiçbiri de beğenilmedi. Sevinç Hanım da menü benim yemeklerimin yanından bile geçemez demiş. Yok ya, yanından bile geçemez bunlarınki. Altın Hanım'sa bu yemekse benim yaptıklarım padişah sofrası demiş. Alakası bile yok. Ya şeyim nerede benim anne? Nerede bizim? Ne nerede? Çırpacak. İşte orada. Hava dalakta. Tatlısı için süt, un, su ve yoğurttan krep hamuru yapan gelinimiz karışımı çırpmaya başlıyor. Ama süresi de bir hayli azaldı. Taş ekmek tatlısı. Ben Edirne'ye de gittim. Ben hiç öyle bir tatlı yemedim ki. Taş ekmek tatlısı. Vallahi biz Trakyalı olarak ben bunu bilmiyorum. Demek ki ben sahte. Gerçekten bilmiyorum. İlginç. Susamlı baklava bekliyordum dedi. Susamlı olur dedi. Trakya usulüdür dedi. Nerede o zaman bir susamlı baklava? Sorun üstüne sorun yaşayan Memnune tavanın altını bir türlü yakamadı. Ocakla problem yaşıyorum. Ne problemi? Yapıyorum ama sönüyor çabuk. Yakamadın mı? Yandı. Tavasını koyar koymaz hamurunu döken gelinimiz umarız bir sorun daha yaşamaz. Ben hemen salatamın malzemesini hazırlayacağım. Ama anne şunu bir hemen bana yıkar mısın? Onu da dök. Ben şu yemeğime bir bakıyorum. Ne oldu elbasan tava? Yemeğimin üzerine sosunu gezdireceğim şimdi. Hemen. Fırından çıkan ana yemeğin üzerine hemen yoğurt sosunu döküyor. Son 13 dakika Memnune. Ciddi misin? Yalan. Maalesef gerçek. Yalan, evet yalan. Hızlanman lazım. Aksilikler başlayınca bitmek bilmiyor. Bu kez de krepler tavadan ayrılmıyor. Anne krep olmadı. Ya. Nasıl yaptın sen bunu? Tüf. Olmadı. Ya.
Niye olmadı anneciğim? Tavamda mı problem var bilmiyorum ya. Yapıştı mı? Evet. Keşke yağlasaydım. Tamam. Hayır, ona yağ konulmuyor. Konulmuyor ama yapmamışlar herhalde onu. Yağlanmamış tava. Ya. Başkasından aldım bile oldu işte, nasıl yapacağım? Hadi Memnune, moralini bozma. Al tavanı, yenisini koy. Krep hamurunun tamamı tavaya yapıştı. Zaten süresi az olan gelinimizin sorunu daha da büyüyor. Bu tavayı bozmuşlar. Yok, hayır. Bozulmuş mu? Evet. Nasıl bozuldu o tava? Çizmişler. Kayınvalidemiz tavayı temizlemeye yardım ederken gelinimiz ana yemeğinin üzerine kaşar rendeliyor. Hiç televizyonda izlendiği gibi değil galiba. Hayır. Neden daha zor? Sen çok konuşturuyorsun da ondan. Benim yüzümden mi yetiştiremediniz? Evet. Pirinci de benim yüzümden mi unuttunuz? Evet. Salatayı yapmanı da ben mi engelledim? Yok, ona geçeceğim şimdi, yapacağım onu. Tavayı da ben çizdim herhalde. Sen çizdin. Ana yemeğin kaşarlarını rendeleyen gelinimiz temiz tavayı yağlayıp üzerine tekrar hamur döküyor. Bakalım bu kez olacak mı? Yavaş, acele etme, acele etme. Şeyden bak. Şöyle sallattı azıcık. Krep tavasında problem var, olmuyor. Yine mi olmadı? Yok, olmuyor. Bu sefer de yağladığın zaman da şey yapmıyor, pişmiyor. Yani pişmesi zaman alacak. Tava iyice ısınınca ilk krep pişiyor. Apar topar yeşilliklerini yıkayan gelinimiz salataya geçiyor. Umarız o yeşilliklerin arasında bir şey kalmamıştır. Ben geçtim de. Bu oldu hemen. Üzgünüm ama son 5 dakikanız. Bari sen üstünü değiştir Ayşe anneciğim. Memnune de daha rahat hareket etsin. Yeşilliklerini doğrayan gelinimiz salatasından sonra tavada pişen tek krebi değerlendirmek istiyor ama yeterli zamanı yok. Hayır, bir şey yapabilirim tatlı için. Gelinimizin son dakikaları panik içinde geçiyor. Tatlıyı bırakıp masanı hazırla istersen. Hemen ceviz koyup büzüp onları keseceğim. Tabaklara servis yapacağım yanında kaymakla. Salatasına domateslerini doğrayan gelinimiz bir tane krep kullanarak tatlısını yapıyor. Şerbetim de tamamdır. Son 1,5 dakikam. Masayı kurmaya. Salatanı tamamladın mı? Salatam yapıldı. Sosu hazır değil. Bir tane krep yaptın değil mi? Onu böleceğim parçaya. Nasıl böleceksin? 6 parçaya böleceğim. Şimdi ne yapacaksın? Masayı mı kuracaksın? Üstünü mü değiştireceksin? Etrafı mı toparlayacaksın? Ne yapacağım? Masayı kurmaya gidiyorum. Sadece 53 saniyen kaldı. Çiçekler de tamam. Aman Allah'ım, sadece 20 saniyeniz kaldı. Her an Zuhal Hanım gelebilir. Hadi koş. Hanımlar, çok üzgünüm ama Zuhal Hanım geldi ve süreniz bitti. Lütfen tabakları bırakın. Alışverişi yetiştirememiş. Bu mantığı sıfır diyorum, sıfır. Sıfır numara. Masayı kuramamış. Ya bu çiçek de benim bilmem, arabanın üstüne gelin arabasını süslüyor, onu düşünebiliyor musun? Yemeği yetiştirememiş. Vallahi beğenmedim, evde patates haşladıydım, keşke getirseydim. Gerçekten kendinize güvendiniz mi bu programa girmek isterken? Merhaba, memnun, hoş bulduk. Hediyemizi vermeyi unutmuşuz size bugün. Çok teşekkür ederim. Mutfakta biraz dardı diye arkadaşlar, orada vermemişler, burada verdi. Sağ olun. Biraz rica ederim. Azlikler yaşadık. Aa, ne oldu? Hadi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Sofraya biraz
Yetiştiremedim yerini. Sofram eksik kaldı, yetiştiremedim. Yemekler ha, çatallar, bu. Bıçaklar, bir, bardaklar. Işte biraz süren niye yetmedi? Sürem yetmedi. Hırsı yetmedi, biraz daha aslandı. Üstünde değiştiremedim. Değiştiremedim. Yemekler? Yemekler pişti. Salata mı? Problem yok. Bir tek pilav, değişik pilav. Değişik pilav. Ne yaptınız pilavı merak ettim. Bulgur pilavı yaptım. Bulgur. Sebzeli. Evet. Nereden buldun bulguru? Komşudan aldım. Ha varmış komşuda evet, bulgur. Evet, sebzeli bulgur pilavı yani, yaptım. Komşu komşunun bulguruna muhtaç. Aynen öyle. Doğru, doğru. Ne yapacağım? Yani ama işte... Tabak. Hiç böyle düşünmemiştin hiç değil mi? Yani. Evet. Ne oldu da nerede? Akşam da rahatsızlandı ondan mı? Aa geçmiş olsun. Ya biraz bayağı sıkıntı yaptım herhalde. İstersen bardaklarını diz. Yani, hazır gelmedi onlar. Tabakları. Gel. Müsaadenizle. Siz gittiniz. Müsaadenizle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Hatice Hanım? Merhaba Zuhan Hanım. Merhaba Sevinç Hanım. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Yakalandık. Zuhan Hanım bakıyorum bardakları koydun gördük biz. Efendim? Bardakları koydun gördüm ben yakaladım. Şeyi ya dün ötüyordum bak bugün nasıl sesim çıktı? Ya öyle değil. Benim kendim yetiştirir diye bas bas bağırıyordun. Buyurun. Yetiştirdi de işte. Ha yetiştirdi ondan sonra oğlum bak şey yapıyor. Yetiştirmiş de eksik çok. Evet. Eksik çok. Hayırdır Ayşe Hanım? Bu ne? Şurada tek hani tabak var. Tabakların nerede? Yetişmedi. Süresi yetmemiş. Süre de yetmemiş. Maalesef öyle bardak, çanak, işte çatal, bıçak. Maalesef suları da yok. Ya. Dolmamış, yetişmedi. Kapakları hiçbir da yok. Şey yok. Bence hiçbir yani şey yok. Dünkü masaya göre evet, Ayşe Hanım cevap bekliyoruz. Bari. Tamam Ayşe Hanım siz ama buyurun oturun. Masamızı beğenmedin, yemeğimizi beğenmedin. Hayırdır? Ya masaya bir şey demedim ki ben. Yani sizin de. Her şey güzel dedin ama. Benim de masamda yok. Bir tek tabakları yetiştiremedi yani. Nasıl? Bakın şuraya. Evet. Bomboş. Evet. Yani yetişmedi. Süre İnşallah açıklamıyoruz yani. Evet. Çok acıktım ben. Yemekler alacağız. Gelinimiz de giyememiş. Evet. Evet. O dikkatimi çekti. Tabii. Kusura bakmayın. Rica ederim. İzin verirseniz yani değiştirsin. Masam yarım kaldı. Giyinemedim. İstersen yani çorba servisini yap. Tabii. Ondan sonra da hanımlara sorarız. Sen çorba servisini yap. Peki. Kaselerin orada galiba zaten. Evet. Eyvah bana iki tane koymuş yemek tabağı. Ne yiyecektim ki ben onların ikisiyle? İkisiyle kim bilir. Kaseler orada sen evet, çorba. Evet ben ne yiyecektim kaşık, bir tane yemek tabağı koymuş bana. Kaşıklar yok önce kaşıklar. Eyvah getir ki çorbaların için kaşıkları verirsin. Çorbaları koy. Evet. Soğumasın çünkü. Ya keşke çorbası evden bir çatal kaşık getirseydim ne kadar iyi olurdu ha. Biraz kötü geçti. Haklılar yetiştiremedim masayı. Kıyafet konusunu. Evet ellerine koz geçmiş oldu. İnşallah yemeklerimin tadını beğenirler. Güzel puanlar yine de bekliyorum. Hatice Hanım da 4 gündür görmediğimiz kadar konuşkan görüyorum. Evet. Hatta malzeme de çıktı size. Evet, Taci Hanım bugün 20'lerde çünkü. Niye? Evet çok sinirlendim ben. Dünden? Evet dünden. Evet çok azdı puanlar. Evet. Ben bugün serzenişte bulundum. Her şeyin 4-4'lük ama sen 3 verdin. Ben çok üzüldüm yani. Ama ben şeyine göre verdim bir ya. Bir kere bak puan verirken çok ben düşüneceksin. Ben söylüyorum ben dinliyorum. Üçlük bir masa değildi. Ben de yarışmacıyım. Değildi. 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 Eliniz de yarışacak. Değildi. Siz aynen, değil ama. Aynen. Hak haktır. Evet. Çok az oldu. Ben bugün Ayşe Hanım'a da söyledim. Beğenmedim hiçbir şey dedi. Hatta gelinine de söyledim. Yani yemekleri böyle öyle değil mesela oldu. Tam bidesi kuruydu yani, olabilir. Kuruydu gözünü yani sevdim. Şunu kuru de bari. Vallahi evet biraz evet az verdik. Keşke daha fazla verseymişiz de. Şimdi bak bu durumdasın tabii ne diyeceksin, yani ne açıklayacaksın? Her şeyin eksik yani. Bugün kaşığı yok, bıçağın yok. Ekmeğin yok, yani suların yok. Ne yapalım şimdi seni? Yetişmedi var yani alındı da yetişmedi. Çatal yok, bıçak yok, tabak kaşık yok, yok, hiçbir şey çatal yok. Çatal yok. Kaşık ya yok. Bu çiçek de benim bilmem arabanın üstüne gelin arabasını süslüyor onu düşünebiliyor musun? İşte ya da kapılara asıyorlar doğum yapan gelinleri. Gelin arabasını süslemek karşıladı sizden bu olmadı rahatsızlık olunca böyle oluyor. Ay bu ne? Hatice Hanım müthiş bir performans. Çünkü gelin arabasının müthiş, önüne müthiş onu süslüyorlar yani. Korktum gelin senden. Evet o ne öyle? O çiçeğe ne gerek var ya? Onu arabaları gelinleri süslemek için yapıyorlar. Hani normal bir küçük çiçek koyabilirdi. Servis tabağı yerine şey ana yemek tabağı yerine bir tane iki tane üst üste koymuş. Hepsi eksikti yani ben hiç beğenmedim. Maşallah durmadı. Güzelce konuştu. Haydi Ayşe Hanım'a dolu dolu gelmiş diye düşündüm. Şaşırdım. Gerçekten de hala da şaşkınım. Ve hala da şaşıracağım.
Hani acaba diye korkuttun beni dedim yani. Hani suskunluğu tabii ki elbette ki kendini savunacak, elbette ki söyleyecek ama 2-3 gündür biz acaba hani rahatsız mıdır, şey midir diye falan. Ama tatlı tatlı gerçekten kapıştı diyebilirim bugün. Çorbamı derseler sıcak değil de soğukluktan dolayı bir yorum alabilirim. Hepsi bir rolmüş yani bu ıspıs ıspıs. Bak ispıs, görür mü? Ispıs ne demek? Ispıs diye bizde köyde bir yeşil ot vardır. Ama bu Ebu Ispıs diye. Gerçekten ispıs diye bir ot var mı? Evet. Şaka. Ispıs. Ha oradan mütevellit o ispıs. Evet, ispıs diye bir ot var. Yemeğini yaparız yani. Odur yani benim bilmem. Ispıs ne bu? Hatice Hanım beni çok şaşırttı. Beni de şaşırttı. Şok şok şok. Ben 2 gün sustum. Ben böyle şey yaparım. Dün artık kadına şey. Dinlerim. Günü geçti. 3. boğuma geldi artık. Bayağı insin yani böyle. Ben çünkü kendime her zaman güvendim. Yapacağını biliyorum. Şey çünkü yok. Becerikli bir ailenin kızı. Evet. Yani o yüzden ona haksızlık yapıldığı için ben bunu eksiklikler vardı yani. Ama 3 puanlık değildi. Bravo sevgili. Evet, kesinlikle. Bir de var ya kalksaydınız keşke mutfağına baksaydınız. Bak sunucular yok, onu, hepsi biliyordu. Ben ona gerçekten gösterecektim mutfağımda. Ben hiçbir şey kısıtlamıyordum yani. Ben neden sessiz kaldım? Kalp kırmayın dedim. Tam konuşayım ama dedim böyle yemekleri takip ettim. Hani konuşmalarını takip ettim. O hep ilk girdiği bir günden beri hep herkesin yemeğine bir mahane verdi. Yok pişmemiş, yok sert kalmış, yok tadını alamadım, yok tuzunu alamadım. Ya sen bir kere onları, o insanları o iftiraya atarken bir kere düşüneceksin. Sen kendi gelinliğin nasıl olduğunu bilmez misin? Ve o kadar iddia ettim ki benim gelinim kazanır diye ben her zaman bütün akrabalarımı telefon açtım söyledim Ece kazanacak diye. Yemeğini başaracak, evini koyunu güzel şey yapacak diye ben hep iddialı oldum. Ve de benim gelinim o kadar disiplinli çalıştı ki her tarafını pırıl pırıl yani. Onu gelini bırak, yani tırnağı bile olamıyor benim gelinim. Çok avantajlıydı. Ne açıdan? Ev kendinin her şeyin yerini biliyor. Çok güzel masa kurdu ama bizim... İnanın o iş öyle değil. Sizin bizim, de masanız güzeldi. Sizin öyle değildi ama sizin de güzeldi. Onu aradı gelin, bunu aradı. Bizim ev olmadığı için orada çok vakit kaybetti. Bir şey söyleyebilir miyim? Mutlaka ki tabii ki insanın kendi evi bambaşka ama evet. İnanın bakın geçen sezonda çok gördük. Başkasının evinde yarışıp birinci olan, harika işler çıkaran ortaya, yemekler çıkaran gelinlerimiz doldu. Onlara biraz haksızlık oluyor. Tabii ki haklısınız. Pasta tamam. Tabağına koymuşsun. Neyi? Çorba değmesin diye tabakla getiriyor. Ben bilmem şunun içinde gelirdi. O ne yapmış? Servis tabağına koymuş. Elleri girmesin diye tabakla ikram ediyor. Daha ne istiyorsun sen? Bir şey olmaz ki onunla. Olmaz ki öyle. Altından şöyle tutarsın, şöyle verirsin. İşte yer değmesin diye tabakla getiriyor. Altında servis etti. Tabağın bir önemi var mı yani? Hani, evet var. Olsun ya küçük gerek. Tabakta falan. Evet herkesin kaşığı da var herhalde. Kaşıklarımız geldi peçetemiz ama. Peçetemiz yok. Peçetemiz yok. Tatlı çatalımız yok. Tamam. Peçetelerimiz peçete yok. Peki. Benim çantada var da alayım mı kalkayım da? Var gerek. Yok yok var orada da koymaya var. İyi ki hazırlık hazırlıklı geldi. Ne güzel. Hatta doymam diye bir pekette bisküvi koydum. Tatlı tatlı şeyler. Evet, bisküvi mi? Evet. Ben açlığa dayanamıyorum. Ayağım titrer benim yani. Ya, yemekler var. Yemekler tamam. Hazır yani. Şu çiçeği de alalım mı kaldıralım mı? Şey ya araba çiçeği var. Çok büyük burada çiçeği beğenmediler. Ya. Beğenmedik yani. Gelin hanım çiçeği de kaldırın isterseniz. Hadi afiyet olsun. Soğuk ayran aşı çorbası. Evet Suhal Hanım. Kızımız üstünü değiştirmedi. Müsaade eder misiniz değiştirsin? Benden yana problem yok. Sizler? Evet. Değiştirsin. Evet, daha rahat olsun. Sen terli terli böyle kalmasın. Yüzündeki terleri de sil canım. Sim var bence. Ter değil onlar ya. Çiçek simleri falan da var. Ha, tamam canım sen. Ver şey. Tamam. Sim teşekkür ederim. Ben müsaadenizi istiyorum. Tabii canım tamam. Sen değiş üstünü gel. Ya bunun nohutları pişmemiş. Aa bismillah. Evet, buğday da pişmemiş. Masa daha pişmemiş. Yeni kuruldu. Yani. Hiç beğenmedim. Tadı şimdi, tuzu yerinde dünden yok. Dünden bana bileni geldi de onda. Kusura bakma. Yok yok yok. Hele bir ye. Yedim baktım. Kayman sen, gibi nohutlar. Sen geline bakarken ben birkaç kaşık attım yani. Hiç görmedim. Vallahi nohutları çok çiğ yani arkadaşlar. İşte değil. Bakın tadına. Ben de diyebilir miyim? Bizde evet. De yapılır bu. Buğday da çiğ. Buğday mı? Buğday mı? Bunu zaten buğday. Şey ya. Buğdaya benzeri bir de açılmamış. Hindilere verirler buğday. Bunu. Hindi yeme yani. Nohut pişmemiş. Dünden bana ben dedim ya bugün şeyine siz öyle bir şey yok. Siz dün demiştiniz hindi yeme. İşte bunu hindiye veriyoruz biz yani. Evet hayır. İşte maalesef ki. Aşurelik bu. Şu hayatta sevdiğim sözlerden biri de ne ekersen onu biçersindir. Çorbayı hiç beğenmedim. Mesela nohutları hiç pişmemiş yani. Madem yapıyorsun güzel bu iddiayı iddia ediyorsun ben bunu kazanacağım diye güzel yapsaydın yemeğini. Hiç beğenmedim yani.
beğenmedim. Gerçekten dişlerimi kıracaksın diye korktum ha. Yapma diş çünkü. Hiç alakası yok. Yani dişlerim kırarsam yemek de yiyemem yani. Baksana nohutlar çok çiğ kalmış. Yok artık o kadar da. Memre, evet, olan... içecekler kızım. Biraz çiğ doğru da. Şey bana o kadar şey gelmedi ama bir yedim iki kaşık aldım. Ağzımda bir acılık var şu anda. O neyden şeyden mi? Hangisinden? Biber yok içinde ne acılık? Yok bilmiyorum işte ya sadece bana mı öyle geldi ya da yok, var bilmiyorum. Yok, tadı tuzu kıvamı nasıl çorbanın? Tadı tuzu kıvamı iyi. İyi. Evet. Peki Sevinç Hanım? Katılmıyorum çorbası, tadı. O da tuzuna iyi. Katılmıyorum gerçekten de olmamış. Tuzsuz biraz hiç evet. Tuzsuz pişmemiş. Nohutlar... Nohutlar zaten konserve. Nohutlar sanki aldığın gibi içine atmışsın öyle. Konserveye benzememiş. Konserve alınmıyor. Düdüklüde de aşılanabilirdi bir yolun çarşısında. Evet. Onu diyecektim. Tercih yani meselesi. Düdüklü de işte rahatsız olunca düdüklü kullanılmadı. O da bir şey puan şey yapıyor. Yani hazır öyle alıyor. Öyle hazır ol. Hazır yok, alıyor. Kendi pişirmiyor yani. Tabii ondan. Niye sen de mevkenine etler pişmemiş diyordun ya, kurumuş diyordun ya. Ama öyleydi. Ama bak seninkilerde pişmiyor. Düdüklü de pişirebilirdi. Düdüklü. Yarım saat haşlayabilirdi. Ben hiç nohut konserve duymadım. Gerçekten duymadım. Ben bilmem onu ıslatırsın akşamdan. Madem düdüklü varmış iki dakika haşlasaydı onu. Yarım saatini alırdı onların ikisi. Ben de yorumumu yapayım. Ben de gerçekten beğenmedim. Ha serin olur, oluşu gerçekten iyi düşünülmüş. Su. Ama... Hanımefendinin de dediği gibi nohutlar biraz bana da sert geldi. Ama konserve ve, zaten şey yapmaz ve, yani. Gelininiz nereli önce onu sorayım. Keşan mı? Ne alaka böyle bir çorba? Niye? Siz bana geldiniz geleli Öztrakyalı değilsin. Öztrakyalı değilsin ama dedin. Ama seninkinden gene 10 kat güzel. Tamam da bu Trakya çorbası değil. Senin bak, bu Trakya çorbası değil. Mümkün değil. Trakya'da böyle öyle bir çorba yok. Ha, özgün yemek zevkimiz vardır gerçekten. Trakyalılar her şeyi yer. Var. Ama var. Bu Trakya çorbası değil. Değil. Niye olmak değil? Zorunda mı? Ama günlerdir bana Öztrakyalı, Öztrakyalı, Öztrakyalı. Nerede doğru. Kaldı Öztrakyalı? Niye canım bu biz ana çorbamız bizim. Nasıl değilmiş? Hayır. Trakya'da böyle bir çorba yok. Nasıl yok? Ve kimin çakma oldu ha iyi evet, veya var. Kötü çok ama mı? O Trakya'ya peki has bunu beğenmediniz mi çorba? Hayır ben beğenmedim. Beğenmeyebilirsin ama bu bizim hayır. Ana çorbamız yani bu. Ana çorbamız değil. Evet, Trakya'ya özgü değil. Bu yazın. Kusura bakma. Trakyalı, Öztrakyalı, çakma Trakyalı dedi durdu. Nerede kaldı çakma Trakyalı, nerede kaldı Öztrakyalı? Kim olduğu çıktı ortaya. Çakma kendisiymiş meğerse. Çorbanı beğenmediler. Bu nohutlar çorba. Biraz özellikle çok tuzsuz. Sen konuşabilir miyim? Evet. Tuzsuz mu dediniz? Evet. Evet biraz tuzsuz olmuş. Nohutlar sert dediler. Pişmemiş dediler konserve ama. Evet konserve kullandım nohutları ki çiğ kalması nohutların imkansız bir şey. Buğdayın da piştiğinden eminim. Tattım, kıvamına baktım. Tabii karar size kalmış yine. Maalesef hiç pişmemiş. Bunu biz asırlardır derler ya öyle yaparız. Buğday böyle pişmez. Bak Ayşe Hanım daha da iyi bilir. Tamam o buğday böyle pişmez. Bu mesela bu içinde bu aşurelik var ya. Ara yemeklere geçelim. Pişmemiş. Bu pişmiş hani yani büyük bu. Bir riske girmişsin gerçekten. Olmaması lazımdı. Başka bir şey olabilirdi diye düşünüyorum böyle bir yarışmada. Yani büyük ama olmamış gerçekte olmamış Ayşe Hanım. İstendiği bunu yapla. Hiç olmamış yani. Biraz yani pişmemiş değil, konserve zaten. Konserve pişmemiş olması yani. Doğru değil ama sert, biraz sert yani, kalmış. O konuda haklılar. Tamam. Buğdaylar da birazcık daha pişebilirdi. Yani. İyice yoksa... mesela bu buğdaylar ben de biliyorum. Sen diyorsun ya böyle falan. Bak bundan düğersin adam akıllı kaynadırsa keşkek olur. O iyice eridiği zaman keşkek olur. Evet, keşke niye evet. Buydun? Keşke daha zaman olayı da sen biz hepimiz cümleten gelip bana misafir olun alasını yaparım. Belki o zaman bir daha yarışmaya girmen yani. Lazım Ayşe Hanım. Evet. İnşallah gene görüşürüz hepimiz de yaparız. İnşallah. Birazcık daha pişseydi yani, tamam da yani. Yoksa kıvamı, dereotu, yoğurdu falan güzel olmuş. Tabii. Birazcık süre de şey yapınca sılaştı biraz yani, herhalde. Tabii. Verin oldu. Size gelinize. Tamam. Ne poluçilo sönüyor. Yani. Ne sönüyor? Yani olmamış. Çorbası Rusça mı? İstediğim söyle kadar. Bakayım bir daha. Ne poluçilo sönüyor. Ne poluçilo sönüyor, niye böyle oluyor? Yorumlar çorbayı beğenmediler. Trakya gelenekseği değilmiş çorba. Onların kararına kalmış bir şey. Tuzsuz olmuş, acı olmuş gibilerini de söylediler. Ama çorbamda hiç acı kullanmadım. Bu yönden biraz üstüme oynuyorlar diyebilirim.
Yani. Serin serin, en azından soğuk soğuk yani. Ama doğru bir seçim. Evet. Bak ben de dedim. Yaz için yani, doğru seçim. Ben yani, geçen gün konuştum onu. Evet. Evet. Dedim ki arkadaşımla stand'a. Dedim ya bir soğuk ayran iş çorbası artık evet, yapsalar. Ondan yani ama güzel, bak, yaz için. Zaman kısıtlı inanmasın. Yani yaz en azından için. Soğuk yani bir iştah i̇şte, açar evet, dedim. Düdüklü de 10 dakika da aşınır o bu kadarcık. Yaz yani, için nohut. Evet böyle. Yani, düdüklü de şimdi olmuyor annesi bak biliyorsun mesela rahatsız gerçi düdüklü şey tencere patlayınca eve sokmuyorlar. O yüzden bizim evimiz de değil. Ha daha evvel düdüklü mü patlamış? Evet tavana yapışmış aa, onda. Yazık, ben bir şey diyemem buna deyince. Ben de düşündüm anlayacağım yani, bunu. Başka bir şey olmasın. Kendi evim olsa aynı, tamam aynı, derim. Aynen. Evet nohudu konserve kullanmama rağmen çiğ dediler. Dediğim gibi yani konserve çiğ olması imkansız ama denk de gelebilir. Problem yok. Kendi damak zevkleri ne kalmış bir şey. Yani. Ben düşündüm aynı şekilde gelin oturup konuştum yapsak mı diye orada yani. Olur diye. Düdüklü tencere olsa diye tamam. Bakılır mı diye düşündük. Ama yazın soğuk çorba güzel olur. Hatta düdüklü de diye dedim. Tabii. Ya olmazsa bir de ev ortamımız da değil yine aynı şekilde ben 20 saatlik yoldan geldim. Hiç riske girmek istemedim. Başka peki onun dışında masa yani çiçeği yani, beğenmediniz ama tabaklar, şimdi, ne bileyim suplalar masayı, var, deri, masa örtüsü, yani, bardak seçimi falan. Şimdi dünkü masayla kıyaslama yapacaksak olmamış. Masayı hiç yetiştirememiş. Hiçbir şey yok. Herkesi yani. Biz geldikten sonra... Olanı değerlendirin yani olan güzel mi? Örtüsü, suplası, tabağı. Vasat yani hani çok böyle bir niye, şey denebilecek neresi, bir şey. Neresi vasat? Sizin için özel aldı gelin bardağını. Her şeyini özel aldı mesela. Bir şey söyleyebilir miyim? Sabah hislerim neydi biliyor musun? Kalktım sabah namazı kılınca düşündüm. Hocam de onu mu düşündün? Hayır hiç beddava etmem ben kesinlikle bak. Sen böyle. Dedim ki içimden bir his dedim. Olmuyor öyle kusura bakma. Bak şimdi dur ben cevap evet. Vereyim ondan sonra konuş. Ben cevabına peşine ben cevap vermek istemiyorum. Ben de istemiyorum baştan sonra kalan sen aynıyım. Evet. Dedim ki bugün bu masa eksik olacak yetiştiremeyecek dedim. Gerçekten bak evet, ben bu masadan bakmayayım. Evet ondan bile oldu yoksa. Dedim ki yemekler güzel olmayacak. Ben bu hissi olurdu. Hissettim yani. İçinize doğdu. Evet, İçinize doğdu. Ya da bunu dilediniz mi acaba? Ben hiç evet. Dilemedim. Gerçekten dilemedim. İstersen dedim ki masası eksik olacak dedim. Güzel olmayacak dedim. Yani bugün dedim çok farklı bir şeyler olacak dedim. Ve maalesef Cemil bu oldu. Herkesin vicdanını alıyor. Ayşe Hanım gerçekten şoktayım. Şey. Yani. Zuhal Hanım maşallah. Bülbül. Bugün birinciydi, ikinciydi bence. Bugün kimseye laf vermiyor maşallah. Bugün ağzım açık kaldı Zuhal Hanım. Efendim? Benim bugün ağzım açık kaldı. Ben hiç konuşamıyorum. Sadece hanımefendi biraz da siz dinleyin kadıncağız konuşsun. Kaç gündür maşallah aldınız sazı elinize. 1, 2, 3 oldum herhalde ben. Bugün birincilik maşallah. Ama kaç gündür kaçırdınız? Bugün kaçırdım vallahi. Bugün kaçırdım. Gitti elden gitti. Ama sustum niye Berat sustum? Berat kadro olarak evet. Hatice Hanım'a hepiniz eşlik edeceksiniz. Korktu beni. Beğenmedi de çünkü gelin o kadar uğraştı, koşturdu, mutfağını toparladı, iştahını bırakmadı yani. Ne yalan söylüyor benim gelinim de aynı şekilde öyle bir sofra hazırlayacak. Öyle yemekler yapılacak bir 3 alacak ben de sinirlenirim. Ben de üç, dolu gelirim. Evet 3. 3 çok fazla. 3 haksızlık. Ama 3 az oldu diyen altın hanım mı? 4 veren altın hanım mı? Hak eden kazansın. Kalkıp da bilen başka gelin kazanmış diye de laf yapma. Eğer hak ettiyse yemeği güzel de puanını aldıysa gerçekten helal olsun derim yani. Bu bir yarışma. Küsmek yok, ağlamak yok. Yani sonuçta bu bize bir şey oldu yani. İnsan kızmaya şey yok yani. Ama o kız diye bize durmadan laf sokuyor yani. Ne verdi ben bilmiyorum. 4 verdi, 3 az oldu evet. Ay nasıl? 1 puan. Bravo. Sağ olun, bir bakın puan hanımlar. Yine şimdi bir böyle... puan da bir puan. Evet, bir puan da bir puan. O hiçbir şey yani. Tabii ki önemli bir puan da ama 4 hiç olacak. Yani ben de söyledim. Bugün Ayşe Hanım'a da dedim. Bakın hep söylüyorum, hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Evet. Yani bunu söylemek zorunda hissediyorum. Yaptığınız yorumlarda, verdiğiniz puanlarda lütfen hakkaniyetli olun. Elinizi vicdanınıza görün. Bazı hataları görmezden geleceksiniz. Bazılarını. Yemeğe etkisi olmayan, çok da fazla tadıyla ilgili bir sorun olmayan yemeklerin puanlarını kırarken ona göre kırın diyorum. Yani siz maşallah bir şey olmadığı zaman üçer puan kıra kıra böyle atlaya atlaya gidiyorsunuz. 3-4. Çorbası güzel değildi 3. İyi de diğerleri şimdi yani yazık günah bak yarın büyük final 15.000 TL. Yani az buz bir para değil. Yani nasıl Ayşe Hanım da bakın o kadar laf etti şey yaptı üçleri verdi. Bak yani keşke böyle olmasaydı. İşte. Zor mu? İşte bunları düşünmek, hesap etmek lazım. Aksilikler olacaktır, hatalar olacaktır. Evet. Mutlaka kimse dört dörtlük değil. Evet. Onu da göz önünde bulundurmanız lazım yorum yaparken, puan verirken. Sarımsaklı yoğurt tercih etmedim. Sadece yoğurt kullandım, süzme yoğurtla.
sade yoğurt kullandım. Üzerine hafif pul biber koyacağım. Şehirleri nereye koyduk annem? Nerede hata yaptı gelinin Ayşe Hanım? Akşam rahatsızlandı o. Yok bugün nerede hata yaptı? Bugün de işte yaptı? Panikledi. İşte mutfakta biraz dar olunca ondan ama bakın mantısını yetiştirmiş. Mantısını yetiştirdi. Mantının adı nedir? Mantı yoğurtlu mantı. Mantı bildiğiniz, düz mantı bildiğimiz. Yani. Açma mı bu? Klasik. Açma. Şimdi mantı yazmış da açması, ben merak ettim. Evet. Ama bu da etler çıkmış ortaya. Mantıda çok iddialıyız biz. Ben böyle mantı ilk defa görüyorum. İşte ilk defa görüyorum, bak iyi. İçecek olarak ne alırsınız? Altını tepçi, ben ilk defa böyle mantı görüyorum. Ay, aynen, ben ilk defa böyle mantı görüyorum. Su tamamdır canım. Aynen. Öyle mi? Ben de katılıyorum. Tadına bakın. Yorum yapabilir miyim? Hamuru aa da. Dur. Ha, bekleyin tamam. Lütfen yiyin ya biraz. Yemeden yorum yapmak. Tamam canım, yeter. Ay benim bir güzel mantım vardı, onu beğenmemişler. Bu sırf evet, hamur. Evet, haksızlık yaptık senin mantına. Bu hamur ne kadar kalın bunun hamuru. Allah'ım yarabbim, böyle mantı yapılır mı? Bıçak mı? Bıçakla mı keseceksiniz? Etin iplimin, eti... Kopartamadım, sormadım bunu ben. Testa. Bıçakla kendim. Yardım. Ne bıçaktan testa? Yardım almak istedim. Diyorum ki bu mantı değil, bu senin... sadece hamur diyorum. Hamur zaten hamur. Testa, zaten. Testa. O bu böyle bu kalın. Zaten, o kendi öyle, hamuru öyle onun. Senin yaptığın mantı değişik, bu başka mantı. Evet, bu bambaşka kıymalı, bir mantı. Güzelim evet. Mantı, aha, yok biz... O ben da, merak ettim, o da böyle mi oluyor? Böyle mi oluyor gerçekten? Şekli, şeması evet. Bu. Böyle çimdik mantı derler aslında buna. Çimdik mi? Evet. Buna ben açıklama evet. Getirebilir miyim? Hiç evet, biz hiç. Trakya'da yaparız. Dediğim gibi çimdik de mantı da deriz bunun ama de minik minik yapılır. Bir. Kayseri mantısına az büyüktür. Çimdik deyince benim aklıma ufak bir mantı küçük, geliyor. Başka. Ha, çimdik derler ama hani bu çimdik değil herhalde. Kayseri mantısından iridir. Çimdik köftelerin çimdik içinde olmasından geliyor. Anladım. Doğru şekilde yapılmış ama... Çok fazla hamur olmuş. Mesela zaman şeyinden biraz kalın, büyük yer pişirdi. Hem büyük olmuş hem çok kalın hamuru. O yüzden olmamış. Hamuru ayrı, içinin köftesi ayrı. Evet, eti pilimin sıfır yani. Eti pilimin ne demek? Ne demek o? Bu mantı... Bize saydırmıyorsunuz inşallah. Bu mantı sıfır diyorum. Sıfır. Sıfır numara. O kadar. Böyle mi? Aferin. Sizce peki görüntü mü, lezzet mi? Her ikisi de olmalı ben bence. Hamur mu? Hamur yiyoruz hani lezzet. İlk önce ben sizin için. Tabii. Görüntü mü, lezzet mi? Tabii. Görüntü çok önemli. Zaten o görüntü yiyken lezzeti tadı da güzel olur. Tabii ki doğru ama... Görüntü çok önce göz yiyecek evet, derler. Görsellik sizin için çok. Ben dün de çok görsel önemli. Olarak salataları görsel, beğendim. Evet, ben görselle çok evet. Önemliyim. Peki tadınla ilgili dem vurmak isteyen var mı mantın? Tadı ben, nasıl? Hiç tadı da, tuzu da... Yoğurdu da. Pişmiş mi? Kıymasının etler lezzeti. Dışarıda, mantı bir yerde, şekli şemasını göremedik. Tabii bak hani şimdi. Hani istemezdim böyle yorum yapmaya böyle, maalesef böyle çatalı böyle oradan oraya çevirirsen tabii ki dağılacak. Zaten olmamış, suda pişmiş. Olmamış, gerçekten olmamış. Tamam. Böyle karıştırırsan çorba gibi tabii ki haliyle hamuru suda pişen mantı dağılıverir. Etleri aramaya çalıştım Ayşe evet. Hanım, et aradım. Et zaten içinde baksana. Et içinde değil, dışında. Ya yani sonuçta hani bir yani. Zamanla yarışıyoruz ve tabii el açması. Aynen. Hani 5 tane bir yemek yapıyoruz. Nasıl? Bir şey soracağım bir daha Hatice Hanım'a. Dün geliniz şey mi hamur mu yoğurup koymuştu evet, içine? Yok. Aynısını yaptı. Yine ben. Eleştirdik. Yani benim tabii gelin ki. Yarışacak, yine eleştirilecek. Ben ama bir şey olmamış. Diyeceğim. Gerçekten olmamış. Ben bir şey diyeceğim. Bir saniye Hatice Hanım hiç dinlemedi. Pardon Altan Hanım buyurun. Yarın final. Evet. Yarın mantı nasıl olur? Ben akşama birazcık yaparım. Ben geline getirip göstereceğim. Zaten biliyoruz. Nasıl yani, olur ben göstereceğim. Bugün akşam ben onu yapacağım böyle. Ama tabii ki haşlamayacağım da. Nasıl yapılır onu şeklini, göstereceğim. Şeklini zaten bir de hamuru nasıl olur? İncecik böyle incecik. Yarın yapıp getireceğim, göstereceğim. Yani getirin. Hayal kırıklığına uğradım. Bu mantı diye hiç alakası yok.
Söz alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Yani evde yapacağım diyor. Evet, evde ben de çok güzel bir şekilde onun büzmesini, kıymasını içine koyup acele etmeden tabii ki ben de evde peki, güzel mantının yaparım. Mantının başına ne geldi? Ya mantının başına ne geldi? Yani biraz stres yaptım. Mutfağım biraz küçük olduğu için, tezgahım falan üstü biraz yoğun olduğu için masam da küçüktü. Onun için evet hamurum biraz kalın oldu. Ama hani lezzet bakımından kıymanın hani içi falan gayet lezzetli diye düşünüyorum. Hani lezzetli yerinden kaynaklanan bir şey. Yok mu lezzeti? Ben hiç beğenmedim. Acısını hissettim sadece. Şey, bir şey soracağım, şunu konuşalım mı? Masam küçüktü diyor, onun için mantım kötü oldu diyor. Doğru oradan açamadı yani şeyini. Yani yine diyorum bilemeyeceğim hani tabii. O... Hayır mantığı etkiler mi mantığı? Ya etkilemez yok, bence yok. Ya. Tadı yok. Tuzuna ne alaka? Herkes mantığı en çok ben yaparım. Yapmıyor. Ben hiç bir şey öyle... Tezgahım küçüktü diyor masam. Benim tezgahım da küçücük. Ben orada yaparım. Hep, öyle mi? Mutfağım küçük diye evde yapmadık ya. Hazır bu yarışmayı. Küçücük. Hazır yapmadan mı yapıyorsun? Hayatta mantığı. Hazır. Hayatta hazır bir şey. Ya. Yapan yapıyor. Yok canım, hazır yufka hayatta kullanmam evimde. Neden bu şekilde oldu? Herhalde içine hani biraz büyük koyduğumdan dolayı da olabilir ya da hani fazla sıkamadıysam eğer. Ondan da aldı yani. Acelede. Fazla olmamış. Şey olmamış. Gerçekten olmamış. Evet. Mantı fiyaskoydu bana göre. Hiç olmamıştı. Masaya bir mantı geldi. Mantını gördüm. Şok oldum böyle, dondum kaldım böyle. Baktım kaldım yani dondum orada resmen. Resmen çocuklar hamuru yuvarlayıp oynuyorlar ya böyle kalın kalın. İşte öyle yuvarlamış atmış hamurları. Kıyma bir yerde, hamur bir yerde. Bir tane bir tuzu tadı yerinde mi diye attım onu da zor yuttum. Ben yorum yapabilir miyim? Siz de dinleyin buyurun. Biz al, mesela bunu ufak ufak doğranmış bir şekilde normalde biz mısır ekmeğini yoğurda doğrarız. Aynı yoğurda doğradığımız gibi olmuş bu. Yoğurda ekmek doğrarsınız. Evet, mısır ekmeğini biz doğrar yani yeriz ya. Şekli büyük evet. Olunca ona benzesin. Çünkü hiç beğenmedim ben. Tadı tuzu hiç yerinde yok. Bunu haşlarken suyuna azıcık zeytinyağı koyuyoruz ki yapışmasın birbirine diye. Koyduk. Tuzunu da atıyoruz. Koyduk zaten kaynak. Koysaydım zaten yapışmazdı. Bir de koyduk mısır ekmeği resmen çocuklar gerçekten oyun hamuru olur yani. Ya. Öyle sıkmış. Ne olmuş? Oyun hamurları olur ya çocuklar hani sıkar sıkar atar. Tıpkı ona benzemiş bu. O renkli bu beyaz sadece. İşte evet. Beyazı da var ya bunların hani aynı ona benzetmiş ama ben hiç beğenmedim. Mantıya hiç olabilir. Şey yok. Hiç beğenmedim. Olmaz. Hani benim gelinimin hiç şeyi bile olamamış yani. Kusura bakma o öyle değil. Öyle, öyle değil mi sizce? Sen olmuş mu bu mantı? Zuhal Hanım. Olmuş mu sizce? Tamam tabii ki hataları olabilir de. Aceleden tam i̇şte, saramadığı için dağıldı yani. Mutlaka bir şey olmuştur da öyle olmuştur. Zaten her olmuş şey dağılıyor. Tabii sen içinde. Hep karıştırdın pişmemiş pişmemiş. Ne pişmemişti ya? Hepsi pişmişti ama sen hep öyle yaptın. Yok pişmemiş. Yok onu ya beğenmedin. Senin, beğenseydin. Senin piden zaten kireç gibi olmuş güzelim. Hiçbir şeyi beğenmedin kardeşim sen diyor. Çok ben o kadar çok tatlı. Sen neydin de ne oldun ya? Hiç beğenmedin. Neydin de ne oldun güzelim sen? Ben demedim mi size? Ne oldu buna bugün ya? Yani bayanlar da bugün tanıyorsunuz bu bayanı bugün. Anlayalım. Beğenmeyebilirsin. Sen dün bak gelin o kadar iki tane salata getirdi. Hiçbir tanesini beğenmedin. Beğendim. Nasıl beğenmedin? Elma kapak içindeki olabilir ama onu yapması önemli. Onu elmayı ben alıyorum önümde yerim. Ben sen de yeşil salatanla şeyini çok beğendim çorbanı dedim. Yani. Böyle. Doğmuş çok doğmuş. Maşallah. Evet. Gece sen uyumadan hazırlanmış. Ya senin gibi göreceksin ya gördüğün gibi olacaksın. Ben şimdi diyorsun ki gelin rahatsız. Benim gelim de işten geldi yaptı onu. Nasıl yaptı? Hem evini temizledi hem bir de çalışıyor gelin. O kadar şey gelin ki. Sen onu bile yapamamış. Bırak üstünü bile değiştirememiş. Hatice Hanım. Pasif kalmış yani. Gerçekten rekor kırdınız. Evet, yine pasif kalmış gelini. Maşallah. Bana bak son zamana saklamış. Yarın kendini koru. Ben ekibim bekledim. Yani. Korktum. İçerisi bayağı bir şu an karışmış durumda. Hatice Hanım bayağı bir annemden herhalde darbe yemiş. Onun için şimdi benim üstüme geliyor çok. Ben servis tabaklarını alayım hemen. Buyurun. Hatice Hanım ya nerede? Vallahi öyle. Ya haksızlığa uğradığı için konuşma ihtiyacı duydu. Ya da gerçekten kendini oynuyormuş. Sen puan strateji verirken yapmış. Bak puan verirken hiç bir kere düşünecektin. Hiç düşünen masasına bir bakacaktın yemeğine. Ya sen resmen herkesin gelinlerinden 1-2 puan kırarak gittin ya. Ben onun hesabını yaptım. Ben onun hesabını yaptım zaten. Ama sen
hak eden kazansın. Gerçekten evet. Ben var ya bak. Evet. Benim gelinim kazansın, evet. Onun gelin kazansın. Gerçekten üzülmem ben. Evet. Çünkü hak eden kazansın yani. Evet. Hep sen de öyle ya, oluyor çok evet, şükürler olsun. Sen düşünmeden gidiyorsun kardeşim. Ben düşüneceksin ya. Sırası geçti ya. Dün atlattı. Şimdi oynamış ben resmen bu... Hiç ben aklıma gelmedi. Bu kadın oynuyor diye hiç aklıma gelmemişti. Ama bayağı oyuncuymuş valla. Şaşırdım. Hatta yanımda oturdu, ağzım açık kaldı. Sadece masada o konuştu. Kimseye sıra vermedi. Yani, bu bir yarışma bugün, yani. Bugün kesin yarışma var. Tamam evet. Öyle. Ama ben de bugün buraya dolu geldim. Kusura bakma. Evet. Özle azı çıkaracağız artık. Evet. Kim çakma? Evet. Özle evet. Azı mı? Evet. Evet. Kim çakma? Bak. Evet. İşte çakma sizin. Kim öz? Nasıl çıkmadı? Kim? Daha kim ilk başta. Buradaki çakma Trakyalı Kişer. Keşanlıyım dedi. Evet. O mu Trakyalıymış? Dün ha. De bana Sinoplu'yun diye. Aldı niye hemen söylüyorsun? Sami Hanım'ı çok kızdırdı baştan o. Mesela limon, ya kadının limonat tipi varsa sen niye o kadının önünde o limonu sürekli alıp gözünün önünde sıkıyorsun? Madem sıkma, ikiniz de aynı keşanlısınız. Neden öyle yapıyorsun? İki Trakyalı'nın arasında şey vardı, rekabet vardı. Birbirine her gün geçişiyordular. Bugün intikamını aldı. O da çok güzel konuştu bugün. O da hiç şey kalmadı. Pirinç pilavı yapmadığım için yemeğime eksik muamelesi yapabilirler. Ama yine hani puanlarda bir düşüşlük beklemiyorum. Tamam pirinç pilavı yapmamış olabilirim ama sonuçta ana yemeğimin yanına bir pilav çıkardım. O da komşudan alıp da. Yani bunları da göz ardı etmemeleri lazım, göz önünde bulundurmaları lazım. Başına bir şey mi geldi ana yemeğin Ayşe Hanım? Yok yok işte yani azalayım. Gerçekten yetişti. Ne geliyordu? Elbasan tavaydı değil mi? Kızı gelini vejetaryen mi oldu? Hiç et yemiyor. Ona rağmen gene et seçti. Evet. Evet. Gelini asla yemiyor. Ne balık ne tavuk ne et yok. Yani. Vejetaryen. Gerçekten. Bir dolum yemez. Ben hatta şaşırdım elbasan tavayı et ama dana kuşbaşı falan pişirebiliyorum dedi. Yani. Şey yapamıyorum dedi. Zuhal Hanım. Normal koyun kuzu eti şey yapamıyorum. Ben de dedim nasıl dokunacaksın ete nasıl yapacaksın. Dana da kuşbaşında dedi şey yok dedi. Efendim? Bu nedir? Kalp şeklinde pilav. Menüde pirinç pilav yazıyordu. Ben bunu ancak şöyle diyebiliyorum. Hoppala paşa mal kara keşan bu ne? Olabilir. Bu ne? Biz menüde bunu pirinç pilavı diye okudu. Bir açıklasın isterseniz. Pirinci imitasyona mı uğradı? Evet. Dakika bir, gol bir. Değişime uğramış. Değişim değil güzel. Beyaz, bu bulgur pilavı. Dönmüş. Bu bulgur pilavı. Pirinci süre yetmeyince alamamış mesela. Tamam biz pirinç diye bekliyorduk. Bu ne? Boş geleceğine bak pilav yetiştirdik. Komşudan aldık. Maalesef, senin önüne koydu. Daha... Komşudan bulgur mu alınır ya? Ecevde yok mu? Ama en azından bulduklarına dua etmiyorlar. Yapmasaydım da bu sefer eleştiri alacaktım. En azından yapılmadı diye. Sonuçta ben önlerine yine bulgur ya da pirinç olarak pilavımı koydum. Yani ana menümün yanında boş bırakmadım menümü. Marketten niye almadınız? Evet, marketten işte vakit yetmeyince olmamış. Unutmuş yani. Akşamdan komşuya dedi sakın ha. Eyvah akşamdan tabii. Komşuya demiş bulgur varsa hazırla sabah diye. Yani en azından menünün yok, yanına canım, olur mu öyle? Evet olmuş. Şimdi burada bulgur yoktu evde evet. Veya başka biz de kendi evimizde değiliz o mesela. O da komşusundan azından... mı istedi bulgur? Evet. Tamam o zaman pirinç isteseydi Zuhal Hanım madem. Onu da yokmuş evinde. Bulgur verdi. Onu da yokmuş pirinci. Ya bizim evde vardı 5 kilo getirebilirdim ha. Ben sana 500 kilo dökeyim yemeğimin önüne. Pirinci unutmuş ama bulgur pilavı yapmak zorunda değildi. Unutmasaydı keşke yazsaydı onu güzelce bir liste yapsaydı. Onu alabilirdi yani. Madem o listede o pirinç pilavı varsa pirinç pilavını yapmak zorundaydı. Ona biz zaten puan vermedik yani. Onu yemek olarak görmedik. Yani alışverişte o zaman yetiştiremedi. Sen neden bulgur pilavı yediğimizi yani. Sen de bir açıkla istersen. Evet, pirinç market alışverişinde unuttum. Listeye mi yazmamıştın gene? Yok, listeye yazdım. Ama o an koşuşturmaca telaştan unuttum. Onun yerine yine en azından ana yemeğim sade kalacağına değerlendirme yapıp bulgur pilavı çıkardım. Ama olmamış, eksik. Biz pilavı beklerdik yani. Bu, aynen.
Menüde yazıyor evet. Pirinç pilavı, o yüzden... Bir saniye, bence bu benim için artı eksi bir puan. Artı eksi demek. Mi? Evet. Yani... Ya iki tamam. Kere eksi demek. Tamam, ona göre tamam. Değerlendirirsiniz. Bulgur pilavı diye orada yazmıyordu. Biz normal pilav beklerken bulgur pilav geldi. Olmamış, hiç olmamış. Al çatal. Çatal hemen getiriyorum. Evet, maalesef çok üzüldük. Çatalım da yok gelin hanım. Getiriyorum hemen. Kızım çatal. Üzüldük ama maalesef işte listede çizmeyi unutmuş. Hani aldıklarını çizip almadıklarını etler şey yapamam. Kurumuş, tıkır tıkır. Hani merdivenden kur, ayakkabılarından çıkarsın ya taktık aynı adamı. Sen de yani etten de şey oldu. Vallahi tıkır tıkır baksana. Ben şimdi onu atarsam dişin sen, kırılır yani nasıl yiyeyim? Sen de o zaman şey dişi var. Evet baksana tıkır tıkır. Sen eşeledin iyice onu bayağı. Al evet. Kenarından bak üstünde dün tane tane etler duruyor. Ama yeter tane nasıl? Eşeli altın diye ben de o yüzden eşeliyorum öyle. E tamam altında bak patates Zuhal var. Zuhal Hanım şaka gibi ya. Şaka gibi ben, değil mi? Ben hiç ya, inanamıyorum. Bir saniye bir dinleyin. Nedir? Şaka gibi bugün. Ne şaka? Çatak. Bu hanımefendi hiç evet. Tanıyamıyorum ya. Ya. Üç gündür susuyordu. Kimse konuşma hakkı vermiyor bugün. Çatalım bak. Özür dilerim sen yarın gör. Resmen. Menüsünde yarın görsen onu. Şaka gibi baksana, valla. Baksana patates bali yiyeyim. Evet. Kadın içi donmuş. Ay evet, bütün gece hazırlanmış. O güzelim masaya üç verirsen sonu böyle olur. Beğenmedim evde patates haşladıydım. Keşke getirseydim. Kemal sonu yetti uyuyor. Hadi, hadi o kadar da değil. Tane yerdim burada. Aa yok vallahi. Artık daha neler. Baksana. Tadını ne var ne oldu? Kuru üstü valla soğanın baksana. Bu arada metro geçiyor ve cam açık şu an burası çünkü çok dar olduğu için alan olarak camları açtık özür dileriz sevgili seyirciler. Metro sizi aynen, arada aynen. Rahatsız ediyorsa özür dileriz. Peki buyurun yemekle ilgili kimler yedi eleştiri yapabilecek kadar yediniz merak mi? Ediyorum sade pilav mı salçalı mı domatesli mi onu merak ediyorum. Sebzeli. Neyse hangi sebze? Kabak. Biber domates, var. Soğan. Domates. Evet. Domates göremedim de şey bir evet, tanecik minnak var. Şey biber gördüm. Cenderede işte doğradı, kabuğunu soydu. Azıcık sulu olmuş pilavınız. Tane tane değil, olmuş. Niye tane tane bak. Evet işte yo, değil neresi? Vallahi. Baksana akıyor hayır. Yukarıdan aşağı. Bak tane tane yani neresi? Bulgur pilavı dedin çok güzel olur, tane tane olur. Sebzeli olur, sebzesi yok. Mantarlı da yapabilirdi. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Sadece kayınvalideme dolmuşlar gelmişler. Kayınvalidemin verdiği puanlardan dolayı şimdi bana bilendiler. Muhandır olan benim. Baştan yapmış hı? Bu yemeği denemiş her mi? Her zaman pişirdi. Her zaman değil. Normalde bir hafta içinde denemesi gerekiyordu bunu. Belli bir yok. Süresi oluyor. Tabii yapıyor yani. Yeşil tamam. Salatalarımız geldi. Daha evvel denemiş miydin? Provasını yapmış mıydın? Yetiştirip yetiştiremediğine baktın var mı diye soruyor. Hayır yemekleri. Ha. İşte denemedi uçunda bu yemekler böyle ya peki? Risk almak istedim. Gelin zaten onları hiç denememiş ki. İlk defa yapmış yani. Eğer onu 2-3 gün önce deneseydi gerçekten yemekleri... Hadi biri güzel olmasa ikisi muhakkak güzel olurdu. Siz bana eti değerlendirin o zaman. Pişmemiş. Pişmemiş. Olmamış mı? Sırt etinden aldım özel olarak. Sırt mı, karın mı ama gerçekten... Bence pişmiş. Yani, pişmiş. Bana pişmiş yine kuru yani. Geldi. Kuru geldi. Bir de elma salata şey var böyle mi acaba? Evet. Gerçekten merak ettim. Evet. Bu mu? Tabii. Bu da o zaman olabilir. Allah ben daha ben mi bilmiyorum acaba elma salata? Öyle ben olmuyor benim bildiğim. Hayır daha farklı gerçekten merak ettim. Elbasan tava böyle mi diyorlar? Ne var içinde sen bize anlatır mısın? Elbasan tava dana kuşbaşı. Hı. Artı onun özel bir sosu var. Neler var içerisinde. Sosunda? Sosunda süt, yoğurt. Patates. Patates. Çok az karbonat içerisinde sosunun. Ve çok hafif böyle... kaşın ucuyla karabiber. Ben kendim vejetaryen olduğum aynı. İçin tabii. Kuzu olarak yapmadım. Dana olarak yaptım. Sebzeler budur diyorsun. Evet sebzeler odur. Yani kuzuda da olsa sebze bu şekildir. Ben kuzuyu değil danayı tercih ettim. Sebzeler derken sadece patates var sadece içinde anladık mı? Evet sadece yani. Patates. Ve, başka bir sebze yok. Ve sosu. Hani kaşarı ve yaptığım... Başka bir şey girmiyor değil mi? Evet, aynen bu şekilde. Şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Kıvırcıklar güzel yıkanmamış yeşillik. İçi kıyır kıyır. Nasıl yani? Bak istersen tuz bir bakın. Tuz olsa tuz tadını alın. Tuz tadı da yok. Limon da eksik. Ama limon, kıyır kıyır. Getirebilirim. Bir tane limon alabilir miyim? Peki elbasan tava nasıl Hatice Hanım? Vallahi ben hiç tadını...
Ve değişik gelebilir, yani değişik gelebilir yani şey, yemediğin ama için. Bir patates ama, ama lezzetli etleri, olmuş mu? Elbasan tava gibi beğenmedim. Mi? Hiç yani. Değil, ona benzemiyor çünkü. Neyini beğenmedin? Az mı pişmiş, öyle çok değil. Mu pişmiş? Eti fazla pişmiş, baharatsız mı? Kurumuş, baharatsız. Nasıl kurumuş? Lokum, lokum gibi et nasıl hiç kurumuş? Hiç de değil lokum gibi yalan söylüyorum. Ben bir daha tatacağım. Lokum gibi? Bildiğim niye? Patates yemeği yemeden oluyormuş. Kuru, kuru, kuru değil. Hani o et, bak kurcaladığın etin çatalı. Tamam işte neresi altını karıştırdım bir tane buldum azıcık yumuşak ama gerisi kuru. Bir de hiç patates yemeği yaparsın 2-3 tane de et atarsın ki tadı olsun diye. Bu da aynı ona benzemiş. Bir de yağı çoktu, yağları da atmış işte. Madem öyle bir şey yapıyorsun, yağlarını ayırsaydın içinde. Siz pilavı pardon değerlendirmiyor musunuz? Değerlendirmiyorum ben çünkü pirinç pilavı bekliyorduk. Peki. Siz bilirsiniz. Buyurun Altın. Ben de pilav bekliyordum. Pirinç pilavı. Çok bu şeyde çok böyle yumuşak olmuş. Çok erimiş. Böyle tane tane olmamış pilav. Şeyi de sadece patates ben iki tane karıştırdım. İki tane et buldum burada. Eti ama pişmiş. Bana pişmiş geldi. Beğenecek hiçbir şey yok. Eti pişmemiş mi? Hep eti pişmiş. İki tane et buldum. Arkadaş pişmemiş. İki tane et mi buldunuz? İki tane et buldum. Hepsi patates. Sanki patates yemeği. Tuzlu tadını da beğenmedim. Yani bilmiyorum. Zannetmiyorum. Yani güveçte şu an ben de görüyorum. Et var yani içinde. Yağ. Siz şu an karıştırıyorsunuz. Yağ onlar yağ. Yağ ben yemem. Beğenmedim evet. Zuhal Hanım. Siz de beğenmediniz. Olmamış, gerçekten olmamış. Eti pişmemiş mi arkadaşım? Ya bazı etler kuru geldi ağzıma, aşağıdaki etler biraz daha yumuşak geldi. Onu da söyleyeyim. Tabii. Aşağıdaki mi? Nasıl yani altındaki pardon. Ha, altında kalan altındaki. Etler. Demek ki fazla şey olmuş. Heyecan. Nipalı çılış önüyor. Masayra. Niçin Nipalı çılış? Niçin Nipalı çılış? Yani olmamış. Bu yemek... Komple olmadı. Tamam, anladık. Türkçe söyledi bir de Rusça söylüyor olmadığını Altın Hanım. Evet. Pilavı değerlendirecek misiniz? Ya değerlendirme ama yine de olmamış. Hani olsa değerlendireceğim. Salata emin Altın olun. Hanım? Salata yedim. Ağzıma şey geldi dediği gibi. Kum geldi. Güzel, aa, evet. Yıkadın mı salatalarını? Sirkeli suda beklettin mi? Ya sirkeli suda beklemedim ama gayet güzel bir şekilde yıkadım marullarımı falan. Yeşilliklerimi. Evet. Eminim yıkamışsındır. Gerçekten yeşillik çok çok önemli. Hali, hayır, evet. Yıkanmıştır elbette ki. Ama yeşilliğin suda bekletilmesi lazım. En azından başlayamaz. Özellikle bu Akdeniz yeşilliği. Bir de bir şey daha soracağım. Için. Yeşil zaman salata diye yazmıştınız. Evet. Ama kahverengi salata gibi geldi bana. Hani yeşil salata yazılmış ya. Şimdi ya, ben yine salatanın rengini değerlendiriyorum. Sırf Akdeniz yeşilliğinin ağır olduğunda ama. Hani o daha ağırlıklı kalmış herhalde. Evet. Ya da öyle denk gelmiş. Evet. Mesela birinin daha yeşildi. Yok, hepimizinki şey, aynı. Maydanoz koymuş, ondan yeşil durmuş. O da kayınvalidesine özel. Evet. Maydanoz da kayınvalidesine mi koymuş? Evet. Aman ne torpil. Gelin hansını sevmiş. Var mı orada yeşil? Tabii ben maydanozla aynı niye? Yani, bu arada ben Buyurun. Değerlendirmemiştim. Buyurun, size geldi sıra. Evet. Buyurun. Ben dediğim gibi pilavı asla değerlendirmeyeceğim. Tamam. Ama ona kalmış bir şey. Gene de hak yemek istemiyorum. Ben... İlk etapta bilerek altını açtım etin ki hani ilk gelen kuru olursa diye ve ben gerçekten içindeki etinin pişmiş olduğunu gördüm. Güzel, pişmiş. Gerçekten güzel pişmiş. Lezzetli mi yemek? Lezzetli değil ama en azından pişmiş, güzeldi. Hı. Eti pişmiş. Sonra bu patates, bak patateslere baktım. Bu çok kurumuştu yanında. O yüzden dediğim gibi açarak değerlendirmek istedim. Diğerleri güzel. Ya fırını evet o yüzden zaten biraz açmak rutuyor. Evet. Açmak istedim alt katı dediğimiz evet. Gibi. Evet üst biraz kurumuş. Evet üst biraz şey fırından dolayı. Biraz yağ fazla gelmiş ben, yemeğin sanki. Aslında biraz etten de olabilir. Etten olabilir. Etten olabilir. Etten de olabilir. Evet. Kaşar da erimişse o da biraz yağ. Kaşar var ya onda. Benim kaşar da var. Peki. Verelim eline sağlık. Tatlıya geçelim. Salata nasıl sizce Sami Hanım? Ben salata içinde sos olma ihtimali var diye yemedim. Ama fazla dökmek senin lazım salatada. Sadece bir yaprak alacağım. Sırf aman hatırımız kalır bir yaprağını bir da şey, alıverin. Hani sadece değerlendirmek amaçlı. Bir yaprak dedim ki 3 yaprak aldım bırak bir tanesini. Çok siz salatanın tadını beğendiniz mi? Senin için de. Tabii toplayabilirsin canım istersen. İyi olmuş dersen dünküne haksızlık olur. Olmuş gerçekten. Tabaklarımızı.
maalesef hem bazı aksilikler olmuş, bazı da hatalar olmuş herhalde senden evet. de kaynaklı. Bir de ben hep söylüyorum, bir şey ters gittiği zaman maalesef devam yani. Olmak yerine, bırakmak yerine devam etmek lazım. Olabiliyor bazen, üzüldük keşke böyle olmasaydı. Siz beğendiniz mi Elbasan tavayı? Eti pişmiş. Eti pişmiş ayrı da. Pişmiş. Yani yemekteki amaç ya sadece pişirmek da bir mi? Gitti, tabii bir geldi tabii haliyle öyle oldu. Tadı tuzu tabii. Yerinde olması gerekiyor. Et pişmiş diye şey yok. Eti peki, pişmiş. Peki buyurun tabaklarınızı uzatın lütfen. Tatlımız neydi canım? Taş ekmek. Taş ekmek tatlısı. Ben hiç yemedim. Yiyeniniz var mı? Ben de yemiyorum. Yok. Siz biliyor yemeği musunuz? Bırak duymadım bile inanın. Ben de bilmiyordum. İlk defa. Öyle mi? Antakya'dan taş kadayıfı biliyorum ben. Taş kadayıfı ama aynı mı diye onu değerlendireceğiz. Değişik değişik yapıyor bunu. Şey. Tabii. Taş nasıl yani mı? Hazır bir şey mi o? Tavada yapıyorlar, pişiriyorlar. Yani hazır bir şey mi o? Hiç yani mesela yok, yok, taş ekmek kadayıfı hazır oluyor ya. Değil değil. Kendim de yapıyor. Adana'da da var. Adana'da da yapmışlar. Evde de yapan kendi yapıyor hamurunu. Ama özellikle sarıyor. Hazır alıyoruz orada. Sizinki kendi mi? Yayma da yapıyor mesela. Tavada pişiriyor hamurunu yapıp. Bazı sararak yapıyorlar, bazı yayma yapıyorlar. Eti pişmiş diyorlar ama tat alamıyoruz diyorlar. Yani nasıl bir tat bekliyorlarsa artık tuzu, yağsı, her şey gayet iyi. Yani eti hem pişmiş hem pişmemiş diyorlar. Evet fırında olduğu için üst kısmı biraz kuru kalabiliyor. Ama altını da karıştırdıkları zaman pişmiş diyorlar. Hani bir dediği bir dedikleri tutmuyor kayınvalideleri. Tatlılar da geç kaldı. Tatlı gecikti. Gelinliğe seslen bakalım. Dün maşallah benim gelim uçak gibiydi böyle hemen. Valla çok hızlıydı. Niye gecikiyor böyle? Gerçekten evet. Çok ağır herhalde. Normal dedi mi böyle Ayşe Hanım? Değil ama bugün nasıl oldu? Hayır, ben de şoktayım. Şaşırttı beni. Bugün bu gelin çok yavaş çıkmış. Alışverişi yetiştirememiş. Yemeği yetiştirememiş. Masayı kuramamış. Üstünü de giyememiş. Yani sayarsan hepsini yapamamış. Ayşe Hanım çok evet. iddialıydınız siz ya. Ama ben işte ne bileyim ben şok, gerçekten şoktayım. Evet, masada çok, hep diyordum yani. Bunu. Çok güzel mantı yapacak diyordu. Gerçek yerden. Sizin mantıyla kıyasladığınızda nasıl buldunuz mantı? Ay yok bu hamur mantı değil. Ama mantı senin... nasıl olur ben yarın göstereceğim gelinine. Söyle bana. Onun için getireceğim biraz. Gelin Hanım, hamuruna önce bir şey falan yapsın. Gerçekten kendinize güvendiniz mi bu programa girmek evet. isterken? Ama dediğim gibi hani mutfak bu şekil olunca biraz sıkıntı yaşadım, biraz da stres çok yaptım. Çok az değil mi bu? Bir maalesef. Lokma bir şey. Silmiş, tuhaf. Tatlı böyle mi? Ya normalde sarma doğru, bu şekil doğru. olmuyor. Hani onlar sıra sıra da dizilebiliyor. Ama sarılıp çok... kesiliyor da. İçi dolup, hani ceviz dolup sarılıyor da. Az mı geldi Borcu? Ben borcu? Bir şey daha çok söyleyelim. Çatal tatlı çatal. Ha alalım. Aynen. Tabii hemen şurada veriyorum. Günlerce bize çok güzel olacak, çok güzel olacak diye konuştu. Bugün böyle kaldı, sustu kaldı. Hiçbir şey, hiç cevap da yok. Hiçbir şey diyemedi. Bir çatal, bir lokma. Evet, tadına bakıp bırakacağız herhalde sadece ve beğenmiş olsak Ayşe Hanım nasıl? Gerisi var mı? Getirebilir girseniz daha. Var mı gerisi tatlı? Beğenirsek yeriz. İkişer parça koysaydı en azından çok az. Şey en azından görsellik olarak çok evet ikişer parça az geldi. Az mı çıktı? Bizim torun yetmez ya. Küçük torun onu bile yemez ha. Minnak var benim bir tane. Bu daha büyük olmalıydı. Daha uzun olmalıydı. O sarmalı bile kesiyorlar ya. Sarıp da kesiyorlar o şeye gibi. Hani çok az gibi geldi bana küçük ama gibi. Ama kibar olsun diye onun için ufak ufak koymuş. Kibar için. Ha. Çok da kibar görünmüyor ama bakalım kaşı, tadına. Çatal bıçağım olmadığı için. Niye? Bıçak yok mu yanında? Kesmek istedim. Yok çatalım da yoktu. Bıçak şey... Ayşe Hanım. Arkadaşım bıçağı ver artık. Yok, yok. Geliyorum. Yetişmemiş mi yine de acaba? Yetişmemiş nasıl? Mi tatlı? Niye? Hani görüntü açısından, az oluşundan, darmadağın... Az mı pişirdin? Niye girsin? Az mı görüntüsü, pişirdin? Görüntüsü. Hani budur. Az koydu. Bu mudur dediğin taş az ekmek koydu. Tatlısı bu mu? Ya işte böyle sarma da yapıyorlar. Üst Allah. Üste bile mesela 4 kat, 5 kat da yapıyorlar böyle. Evet. Dilim dilim de kesilebiliyor yani. Peki tadı nasıl? Yiyen bakalım varsa yemedik daha. Ben yedim, nasıl? Beğenmedim. Hiç güzel değil. Tadı şekeri, şerbeti nasıl? Hiç güzel değil tadı. Anladım. Tadı şerbetli değil anladığım kadarıyla zaten. Az, çok az şerbet geldi. Evet, şerbet. Çok az yani yok. Şekeri yok gibi. Hayır, şerbet yok zaten.
Beğenmediniz mi siz de? Ama şerbet yok Zuhal'ın onu. Evet, ne bir yani, şey koydun mu buna şeker? Şerbet yaptım yok, ama biraz yok, şerbeti yok. Herhalde. Ha. Normalde şerbetli. Şerbet. Hiç tatlı gelmiyor çünkü ağza. Tadını bırakın, şerbeti yok Zuhal Hanım. Hepsi içinden şeyler akıyor. Şerbet tutması cevizleri, lazım. Cevizleri dökülebildiğim bir akıtma şeyi. Tadı az ben zaten ama en azından hani şerbeti olsaydı tutardı diye düşünüyorum şeyi. Cevizleri, şerbeti yok. Evet. Sevinç Hanım buyurun. Olmamış. Benim kafamda düşündüğüm gibi de hiç de değil kesinlikle. Tadı da olmamış. Kaymak öyle bir ağır şey var ki kaymağın. Tereyağı. Kaymak da de aynen. Kaymak zaten öyle olur. Hayır, hayır. Yok, kaymağı bilirim de. Kaymak daha bir böyle farklı. Tadı çok ağır. Ben yemedim kaymaktan. Tereyağı benzemiş daha çok. Hazır kaymak olmuş. Hazır kaymak. Zaten kaymağı kendi yapmadı ki hazır yani. Kaymak. Evet, tatlı kaymak. Nasıl Altın Hanım? Ben de hiç böyle olacağını başka kafamda başka bir şey bekliyordum. Bu krep. Krepten oluyor zaten. Krep hamur. İçinde de şey var, ceviz. Ama fındık şeyi çok az olmuş. Şekeri, şerbeti. Şekeri, şerbeti. Doğru. Şerbet. Evet. Yok şerbet yok, olsaydı bu mükemmel işte, güzel o olacaktı. O kadar oluyor yani içmiyor. Krep olunca yani zamanında fazla yaparken şerbet de baklava gibi koydum. Değil yani bu. Ama bunu baştan düşünmesi gerekmez tabii. Miydi menüyü belirlerken? Ama sonra aynen, öbür aynen. Tatlar gibi fazla bol şerbetli değil mi? Baştan düşünmeniz lazımdı. Bilmiyorum menü hiç menüye benzer bir tatlı göremedim. Farklı bir tatlı seçebilirdi yani. Olmamış ya hiçbir şey olmamış. Bu oyalayıcı bir şey güzel ya. Bir şey beğenebilirdi. Eğer tadı olsaydı belki daha güzel olabilirdi ama maalesef. Ayşe Hanım, fiyasko olmuş. Sen de yok, beni, bence benim için yani. Beni o kadar lezzetli ama hayır, hayır, hiç hayır. Bilemişsiniz. Evet. Hayır, ondan canım. Üstüne geliyorsunuz kayınvalidemi. Şey ben olmaz. Rica etsem bunu kendim bir kere daha. Sofraya oturulduğundan beri, evet özür dilerim sizlerden büyümsünüz ama masamı yetiştiremedim, evet. Ama hemen yorum olarak işte Ayşe Hanım işte bizim gelinimize şöyle dediniz, böyle dediniz. Evet sizler de yorum yapacaksınız ama hani diş bileyerek gelmişsiniz siz de. Bir saniye. Sizde. Her şey eksik, hiç beğendiğimiz eksiğim hiçbir sadece şey benim yok. Kıyafetim ve masa düzenim yoktu. Ama yemeklerim tamdı. Pilav, pilav ne? Pirinç yoktu. Evet pirinç pilavı yoktu ama en azından ana yemeğim boş kalmasın diye ben bulgur pilavı çıkarttım. Yani bunda boş sizin değil. Boş sizden değil yani. Ek puan bile yapmışsın bir şeyler yani. Yani sizlerden bulgur pilavı yaptım. Ek puan çıkardım ve bunun yerine hani yok yok. Servisi boş çıkartacağım yerden sizden ek puan bile istiyorum ben. Gelin bir sonra açıldı. Hiçbir şeyi yetiştirememiş ama yine de bayağı konuştu. Yemekleri savunmaya kalkıştı. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Yapamamıştı hiçbir şeyi. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu bardaklarla bu bardak eş mi birbirine? Ben eş değilim. Bak, bak orada bardaklar var. Onlar onlar ona şey değil de. Madem bunlar takım değilse, madem bunu da koymayacaktın, madem düz bir bardak koyabilirdin. Evinde ne varsa ben onu kullandım. Ama bununla sorun yaşanmasını istemiyorum bardaklar. Ben. Sonuçta su bardağınız da var, meşrubat bardağınız da var. İşte yani boşta değil. Sadece birebir evet aynı olmayabilir ve ben evimdekileri değerlendiriyorum. Hepsi eksik her şeyin. Çünkü bak ben masaya gelirken bir kapıdan dikkatim orası çekti. Baktım hayır, bardaklar onlar düz. Onlar tam 6 tane tamam, olabilirsin. Niye ben isteyeyim? Sen niye koymuyorsun kardeşim? Takımın bozuk. Şu an 4 tane bardağım var benim orada. Olsun bizde 4. Yani kadeh bardağım 4 tane var. 4 kişi değilsiniz 6 kişisiniz. Evet. Diğer bayanlara haksızlık olur. Kayınvalidelere haksızlık olur. Masa boştu geldiğimizde hiç yetiştirememiştim. Evet onu kabul ediyorum ben. Efendim? Evet. Suhal Hanım yardım ediyordu sana bardakları koyuyordu yani biz onu bak hiç bardak bile koydurmadık buraya. Ben saygısızlık yapmak istemiyorum. Evet masam her boştu, şey... masa düzenim yoktu ama yemeklerimi... Ama eksikti. Hiçbir masa şeyini eksikti. Beğenmedim valla her şeyin eksikti. Masa yoktu diyorum. Hani eksikti, masa... çatal yoktu, bıçak evet. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Masa düzenim yoktu derken eksikti. Masa düzenim eksikti bunu kabul ediyorum. Eksiksiz dediğiniz için eksiksiz demiyorum masa düzenim eksikti bunu kabul ediyorum. Ana yemekte pilav yoktu. Yemeklerim güzeldi diyor, pilavım ağrıştı. Ana yemekte pilav yoktu. Bir saniye. Eksikti, evet. Evet, eksikti ama en azından bulgur pilavı çıkardım. Ama en o yazmıyordu, biz onu hoş. Kabul etmiyoruz. Yani bir sadece güveç önümüze getirmedim. Bir saniye. Tamam, bir dakika senden bir şey isteyeceğim. Onun tabii buyurun. Burada... Sen her şeyinin güzel olduğunu iddia ediyorsun. Lütfen bundan tatmanı istiyorum. Tabii tattın da zaten yaparken. Olduğuna inanıyor musun?
Yani gayet bana göre hani herkesin az zevk tadı hiç farklıdır. Hiç tadı yok canım. Bak şerbetli dedin. İnanın. Şerbetli. Sen söylemesen ben şerbetini bile ilave edebilirim. Olmadı. Şerbetinden var. İlave edebilirim. Tabii. Hani sadece şerbeti problem tamam, yaratacaksanız tamam, ilave edebilirim. Diş dileyip geldiğimi söylüyorsun ya. Ha doğru haklısın. Ben kayınvalideme çok işte kızgınım. Ben işte bunu istiyordum hani ama sizden. Ama çok evet, kızgınım gerçekten. Ama hayır. Ona değil ben buradakine yorum yapıyorum. Peki puanlamayı çöz efendim. Buyurun açık oylamadayız. Biraz kötü geçti. Kayınvalideler dediğim gibi kayınvalideme diş bileyip de gelmişler. Yani yorumları hep kötü, pişmemiş. Yani ete pişen ete bile yemeğine bile yani yorumlar kötü diyerekten söylediler. Yani tatlıya varana kadar, salataya varana kadar, çorbaya varana kadar. Bir yandan haklılar, masam eksikti. Ama menüm zor bir menüydü ve mutfağım küçüktü. Onun için hani bekliyorum da. İddialıyım. Yine de iddialıyım. Hakkaniyetli davranmaya çalıştın. Gerçekten olmamıştı. Büyük haksızlık değil mi bu? Bu masaya ya iki verilir ya da bir verilirdi. Güzel puan. Yani bu masaya bu güzel puan. Hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten. Ben bir edim sıfır verdim sana bugün. Yemekleri beğenmedi. Evet. Senin yemeklerin lezzetini beğenmedi. Tırnağım kadar olamadı biliyor musun? Hiç de alakası yok. Evet. Buyurun hanımlar, bugün de büyük finalden evvelki oylama için tahtalarınızı alın elinize ve Memnune için puanlarınızı yazın lütfen. Sevinç Hanım'ın puanını öğrenerek başlayacağız efendim açık oylamaya. Bakalım ilk puan kaç olarak gelecek. Buyurun Sevinç Hanım, kaldırın ve söyleyin lütfen puanınızı sesli olarak. 3. 3. Ayşe Hanım aslında yüksek. 2 vermek istiyordum hatta ama Zuhal Hanım yasaklamış diye. Yok. Yok, yasak. Niye? Yani yasaklamak. Hani şöyle, eksik olan eksik, masalara verebiliyorsunuz aynen, ama vermemişsiniz. O hani, güzel bir şey. Aynen. Hani en azından bir olmuştur, dizilmiştir. Hani tam eksiksiz değildi. Yani, hiç hakkaniyetli davranmaya çalıştım. Yoksa eksiklerin olmasına rağmen yemeklerin aynen, sofrada 2 ve 1 verme hakları doğuyor i̇ki biliyorsun ama vermemiş. Gerçekten de 2'ydi. 2'ydi aklımda. Yok hiç şey yapmışsınız canım. Gerçekten olmamıştı. Peki bakalım altında kaç puan vermiş şey, göreceğiz. Buyurun Altın Hanım, sizin puanınızı da görelim bakalım. Söyleyin. 3. Niye 3? Niye 3? Neden 3 veriliyor bugün çok, bu puanla? Çok eksikler neden bir saniye, vardı. Neden 3'e karşısınız? Evet, büyük haksızlık değil mi? Bu masaya ya 2 verilir ya da 1 verilirdi. Benim masam 4-4'lüktü. Neden böyle? Evet, dün niye 3 verildi evet, mesela? Ben bugün 3 verilmesini sorgulamıyorum. Dün neden 3 evet, verildi mesela o zaman? Ayşe Hanım 3 verdi. Neden verdi? Bak senin masan bütün eksik. Yemekleri beğenmedi. Evet. Senin yemekleri var ya şu tırnağım kadar olamadı biliyor musun? Hiç de alakası evet, yok. Evet. Bakalım Sami Hanım kaç vermiş onu da göreceğiz. Buyurun Sami Hanım. Kaldırın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. 1. Güzel puan. Yani bu masaya bu güzel puan. Hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten. Evet. Ben bir edip 0 verdim sana. Aa, yok artık. Yani bu eksik yani, masaya pirinç pilavı neredeydi? Evet. Hani pirinç pilavı? Peki hiç mi ben beğendiğiniz bir yemek olmadı? Ben başında daha dedim. Mahsuz yapar. Gerçekten bak dediğim evet, gibi çok dolu geldim ama. Hayır. Evet dolu olarak geldiniz hiç böyle. Ben olduğunuz için evet, mi verdiniz? Kayınvalidenize dolu. Saniye, size değil. Yani dolu ne olduğunuz alaka, için mi verdiniz, beğenmediğiniz için? Hak ettiği yani, için verdim. Şey kayınvalidesine bak tekrarlıyorum. Kayınvalidenize doluyum ama size değil diyorum. Yemeklerimden herhangi bir eksik evet, var mı? Var canım pilav hangisi, neredeydi? Tamam pilavın yerine bulgur pilav olma, ben onu çıkardım. Zaten en evet, azından tabağınız boş kalmadı. Evet, tamam, onu da ama menüde belirtilen şeyi yapmak zorundaydın ya tatlım. Tamam, maalesef o bir bir vermeyebilirdi yani. Onun üstünden değerlendirmeyi alırsak bir olan sadece ne var onu söyleyebilir misiniz? Yani ben benim için on üzerinden artı hesaplama artı yapılıyor. Eksi, yani 1-1-1-0 bile. Ama ben 1 verdim. Aa yok ben artık. Evet, sıfır yasak. Sıfır. Birden başlıyor. O da eksik evet, olursa. Ben sana 2 verdim. Değiştirdim.
Sadece beş. Bir emek evet. verdiği için. Son puan da Hatice Hanım'dan gelecek. Buyurun siz de kaldırın ve söyleyin lütfen Hatice Hanım. Benim puanım 3. Bu masaya göre hatta 2 de vermeyi düşündüm ama geline üzüldüğüm için 3 verdim. Bravo. Size teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi size 3 verdiler o masaya. Ben size fazla görüyorum. Bravo diyorum Hatice Hanım. Yani 3 verdim çünkü masa sebebi eksikti. Hatta 2'yi 1'i bile düşündüm yani ama yine vicdanım el vermedi. Maalesef ben ele özellikle sizin masanıza evet. verdiği puana karşılık bunu veriyorsunuz. Ben yani insanlık şeyine verdim. Yoksa o 3'ü de vermeyecektim. Vallahi bravo gerçekten Hatice 1 verecektim yani. Sizin gününüz hiç geçtiği için bu şekilde evet. çok şey ilgisi yok. Rahat. Yok onu size demiyorum. Evet, evet. Ben de 1 bekliyordum. Sefer altına geçtiği için bekliyordum. Bir saniye dur. O zaman niye bana kızıyorsunuz hiç verdim diye Hatice Hanım ya da evet. siz bak. Kendi... Niye kızdınız kendiniz onu da hiç verdim. Şu anda ben de kendime de kızıyorum. Peki niye? Kendime de kızıyorum hiç verdiğim için. Kendime de kızıyorum. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim bu program. Niye 3 verdiniz? O zaman bana niye 3 verdiniz? Ben de 3 veriyorum. Niye çünkü? Ben dedim ki 1 falan gelecek Allah korusun. Ben de 1 gelecek diye. Düşündüm. Masa toplanana kadar onu düşündüm çünkü. Hatice Hanım o zaman ben doğru vermişim. Eğer evet, siz hiç verdiyseniz... Ben de. Sama. Evet, enteresan bir masa ve puanlamalar oldu. Ben başta neyse, sonda da oyum. Peki, senin gibi oradan maalesef kendimi. Olmayan şeyler de vardı ama yine de elin evet. emeğine sağlık. Hanımlar, yarın büyük finaldeyiz. Sevinç Hanımlar'da 15 bin TL'yi kime vereceğiz, göreceğiz bakalım. Şimdi ben sana puan vereceğim, görüşmek üzere. Memnun Necim, maalesef benim sana bugünkü puanım 4. Yarın büyük finalde buluşmak üzere, iyi akşamlar.